Beyin kanaması geçiren ve durumu kritik olan İbrahim Erkal'ın son görüntüleri elimize ulaştı. İbrahim Erkal'ın son görüntüleri, ünlü şarkıcıyı otoparka bırakan vale, sadece duymayan kalmasın da. Birazdan. Canısı, canısı. Anlamazdın, anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Bugün stüdyomuzda Cemal Hünal'ı ağırlıyoruz. Oyuncu merak edilenlerini, yeni projelerini ve gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarını sadece duymayan kalmasın da yapıyor. Birazdan. Kara gözlüm sevdalanmış, kime dedim yar sana dedi. Seda Sayan'ın duymayan kalmasına yaptığı açıklama Erkan Çelik'i çılgına çevirdi. Ne ilişkimiz ne de dostluğumuz kalmamıştır. İsyan, geriye bir avuç yalan. Seda Sayan'la yaşadığı 6 yıllık ilişki geçen ay biten Erkan Çelik, eski sevgilisinin hangi sözleri üzerine çılgına döndü? Birazdan. Masum Kırmızıgül 10 yıl aradan sonra sahneye çıktı. Masum Kırmızıgül'ün vokalistliğini yapan ünlü isme şok olacaksınız. Çok özel görüntüler ilk kez duymayan kalmasında. Birazdan. Beyin kanaması geçiren ve durumu kritik olan İbrahim Erkal'ın son görüntüleri elimize ulaştı. İbrahim Erkal'ın son görüntüleri. Sadece duymayan kalmasın da. Birazdan. Günaydınlar efendim. Günaydınlar. Haftanın son gününde Star ekranlarında bir kez daha karşınızdayız. Buyurun Seren Hanımcığım. Günaydınlar sevgili seyirciler. Günaydın Cengiz Hemercioğlu. Evet, Cuma en sevdiğimiz gün. En hayırlı gün. Cumanız mübarek olsun diyorum. Hayırlı cumalar diyorum. Ve programımıza başlıyoruz. Bugün yine enerjin, keyfin yerinde bakıyorum. Her zaman benim keyfim de yerinde, enerjim de yerinde. Yani çok bizim güzel. Maşallah ekip olarak nazarlardan saklasın Allah, hep öyleyiz. Aynen yani. Öyleyiz çünkü bizim ekibimiz bugün çok özel görüntülere ulaştı. Çok özel röportajlar yaptı ve programda çok özel haberler var. İbrahim Erkal halen tedavi altında, halen tedavisi sürüyor. 72 saatlik, kritik 72 saatlik. Süre hala bitmişti. Bugün belki de ödem oluştuğu için ikinci ameliyat iptal olmuştu. Ertelenmişti. Belki de bugün ikinci kez ameliyata alınacak. Ancak gelişmeleri takip edeceğiz. Hem hastaneden hem de İbrahim Erkal'ın evinin otoparkından görüntülerimiz var. Düştüğü otoparkından ve valeyle İbrahim Erkal'ı evine götüren ve bırakan valeyle ilk kez duymayan kalmasın kameraları da konuştu. İlk kez duymayan kalmasın da olacak onun görüntüleri de. Ve tabii Seren, çok daha özel görüntülerimiz var. İbrahim Erkal'ın otoparkta düşmeden bir saat önceki son görüntülerine ulaştık duymayan kalmasın ekibi olarak. Dolayısıyla bizim ekibimiz dediğin gibi maşallah çalışıyoruz. Evet, tabii keşke daha güzel görüntülere ulaşmış aynen, keşke, olsaydık ama en azından bize fikir verecektir diye düşünüyoruz. Bizden ayrılmayın sevgili seyirciler. Biraz sonra İbrahim Erkal'ın beyin kanaması geçirmeden önceki görüntülerini vereceğiz. Aynen. Şimdi Doktor Hasan Akgül'ün VTR'si var. Onunla ilgili konuşuyor zaten. Çünkü ne yazık ki her ünlüye yapıldığı gibi İbrahim Erkal'a da yoğun bakımda tedavi altındayken, derin uykudayken hayatını kaybettiğine dair sosyal medyada ne yazık ki haberler de yapıldı. Buna tabii ki isyan etti Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün. İlk 24 saati daha henüz doldurmadık. İlk 24 saatten sonra biliyorsunuz 72 saat. İlk 24 saat çok önemli. Arkasından 72 saati bekleyeceğiz. Çünkü bu beyin. Beyine yapılması gereken müdahale tıbbi olarak yapıldı. Ameliyattan sonraki dönem devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok. Çeşitli haberler çıkıyor. Bunlar evet. Yanlış şeyler arkadaşlar. Bunlar günahtır, yazıktır. Onun da ailesi var. Sevenler de olmuş. Dua edeceğiz. Dua.
Dua edeceğiz. Dua. Geçmiş olsun inşallah. Geçmiş olsun. Başkanım lütfen zahmet edin. Evet, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yakın akrabası zaten İbrahim Erkal'ın ve tabii ki gidenler arasında Faik Öztürk de var, Seda Sayan da var hemen. İki gündür hastanenin önünde pek çok ünlü, pek çok seveni, pek çok yakını İbrahim Erkal'ı ziyaret ediyor. Ailesine destek olmaya hastaneye gidiyorlar. Evet sevgili seyirciler, biraz sonra İbrahim Erkal'ın valisiyle yani onu getiren valiyle bir görüşmemiz olacak değil mi? Onu size aktaracağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet. Tabii hayati tehlikesi sürüyor dedik. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün ayakta durmakta zorluk çekiyor. 10 gün önce 3. çocuklarını kucaklarına almıştı çift. Ve 49 yaşındaki İbrahim Erkal'dan gelecek iyi haberleri o da herkes gibi bekliyor eşi. Tabii ki hani ateş düştüğü yere yakar derler ya en büyük endişe tabii yani ki burada, ailesinde tabii, yakınlarında. Yani tabii ki burada en büyük korku sanıyorum eşinde. 3 çocuğu var, mutlu bir evliliği var, evet, hayat arkadaşı, çocuklarının babası ve daha yeni doğum yapmış sayılır. O yüzden de onun için çok zor bir hayatın başlangıcı olur. Allah korusun İbrahim Erkal'a bir şey olursa. O yüzden de hani canısı diyor ya, o gün de söyledim. Onun canısı da eşi. Evet ve çocukları tabii ve çocukları. Aile çünkü çekirdek aile odur zaten. Ve hani herkes üzülür, hepimiz üzülürüz. Herkes ziyarete gider. Herkes tabii ki sevdiği için İbrahim Erkal için gözyaşı döker ama... Burada tabii eşi ve çocuklarının durumu i̇şte çok farklı. Eşi bu açıklamayı yapmıştı kameralarımıza dün. Beklemeye devam ediyoruz. İyi haberleri geleceğini ümit ediyoruz. Ancak doktorlar ne yazık ki çok umutlu konuşmuyorlar İbrahim Erkal'ın tedavisiyle ilgili. Çünkü ikinci kez ameliyata girecekti ve beyninde ödem oluştuğu için bu ameliyat ertelendi. Evet, ama belki bu arkadaşlar? Arada ödemler değil mi? Ödem de geçebilir evet, yani. Evet aynen tabii ki. Bu bir süreç sonuçta. Bir bakalım ünlüler ne diyor arkadaşlar? Ünlülerin gelen ünlüler kimler? Önce yaklaşık yarım saat önce iyi bir haber aldık. Daha %10 yükselen iyiye giden bir durumu var Ömer abinin. Tüm ailesi burada. Sanatçı dostları, sevenler burada. Ben de kıymet verdiğim bir adımdır. Dualarımız onunla. İnşallah iyi olacak. Sanatçılığın dışında kıymetli günlerimiz, güzel günlerimiz, özel anılarımız var. Birlikte paylaştığımız günler, ağladığımız anlarımız da var. Yani sevmiyoruz İbrahim. Allah inşallah bağışlar bize. Beyin kanaması geçiren ve durumu kritik olan İbrahim Erkal'ın son görüntüleri elimize ulaştı. İbrahim Erkal'ın son görüntüleri, ünlü şarkıcıyı otoparka bırakan vale sadece duymayan kalmasın da birazdan. Beyin kanaması geçiren ve durumu kritik olan İbrahim Erkal'ın son görüntüleri elimize ulaştı. İbrahim Erkal'ın son görüntüleri. Sadece duymayan kalmasın da birazdan. Evet. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Dün akşam ulaştığımız görüntüler bunlar. Yayına hazırlıyorlar. Hem vale ile ilgili röportajları hem de İbrahim Erkal'ın otoparkta düşmeden önceki son görüntüleri birazdan yayına gelecek efendim. Ama dediğim gibi bugün belki de ikinci kez ameliyata girecek. İkinci kez ameliyattan sonra inşallah İbrahim Erkal'la ilgili olumlu haberleri size ulaştırmaya ümit ediyoruz. Aynen, aynen. Çünkü iki gündür konuşuyoruz bunu. 90'lı yılların en sevilen sanatçısı. Bir de 49 yaşında tabii ki. Çok genç. Çok genç gerçekten. Çok genç. Ama tabii bu yüksek tansiyon olayı yaşmış. Dinlemiyor işte. Dinlemiyor gerçekten.
ve o günde yemekte alkol aldığı için o alkol de dün de söyledik bu tansiyonu tetikleyen bir şey. Tetikleyen bir şey. Şimdi birazdan yayınlayacağımız görüntülerde var zaten. Ben sabah izledim ham görüntüleri. İbrahim Erkal'ın otoparkta düşmeden önceki işte bir restorana gidiyor ve o restoranda restoran çıkışında eve giderken görüntülerinden alkollü olduğu anlaşılıyor zaten. Arkadaşlarıyla beraber kol kola çıkıyorlar ve oradan da valeyle evine gidiyor. O vale de bize özel açıklamalarda bulundu. Bizim kameralarımızla konuştu. Mesela, onları da yayınlayacağız. O valede mesela valeyle yolda giderken olsa bu. Yani tabii arabanın içinde tabii, olsa hemen hastaneye gidecek. Yani bu kadar şanssızlık olamaz yani. Hani valenin yanında olmuş olması şans olabilirdi ama maalesef böyle bir durum oldu artık. Evet. Peki. Evet, Seda Sayan şimdi görünce efendim rejiden. Şimdi Seda Sayan'ı görünce şey yaptım tabii. Dün konuştuk ya Seda Sayan ayrılıyor falan filan diye. Sana evet. Da yayın sırasında Seda Sayan mesajlar göndermişti. Evet. Ve onun üzerine de tabii ki 6 yıl birlikte olduğu Erhan Çelik. Evet. Erkan mıydı? Erkan habire karıştırıyorum. Erhan Çelik ve Erkan Çelik çünkü değil mi? Birisi Gülben Ergen'in. Biri TRT ana haberin sunucusu Gülben Ergen'in eski eşi diğeri. Erkan Çelik de tabii ki bu ilişkinin asla ve kata böyle olamayacağını çok sert bir açıklamada bulundu. İstiyorsan önce Seda Sayan hem bize yaptığı açıklamalar hem de sonrasında Erkan Çelik'in yaptığı açıklamalara bir bakalım. Efendim. Alo, neredesin? Ne yapıyorsun? Klip çekiyoruz. Sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle, dinliyorum. Ben aşık oldum. Kime? Sana. Seda Sayan'ın duymayan kalmasına yaptığı açıklama Erkan Çelik'i çılgına çevirdi. Ne ilişkimiz ne de dostluğumuz kalmamıştır. İsyan geriye bir avuç yalan. Seda Sayan'la 6 yıllık sevgilisi söz yazarı Erkan Çelik'in aşkı geçen ay sessiz sedasız bitmişti. Bu ayrılığın nedenleriyle ilgili çok sayıda iddia ortaya atılmış ancak taraflar dostça ayrıldıklarını, iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Son olarak Seda Sayan'la Erkan Çelik'in ayrılık sonrası kilo verdikleri gündeme gelmişti. Erkan Çelik sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla 105 kilodan 93 kiloya düştüğünü açıklamıştı. Senle unuttum bütün ezberlerimi, pişman değilim ama göçtüm kederden. Dün duymayan kalmasında yer verdiğimiz bu haber üzerine Seda Sayan, sunucumuz Seren Serengil'e mesaj atmış ve şunları ifade etmişti. Kilo vermedim, bu ilişki bitti. Barışma söz konusu dahi olamaz. Sadece çok doğru, çok dürüst bir adam olduğu için iş ilişkimiz devam ediyor. Hepsi bu kadar. Git git yoluna, Allah aşkına. Bir dünya kurdum kendi adıma. Yanarım şimdi senli yıllara. Seda Sayan'ın duymayan kalmasına yaptığı bu açıklama Erkan Çelik'i çılgına çevirdi. Çok sinirlenen Erkan Çelik sosyal medya sayfasına kendisiyle hiçbir ilişkim ve hiçbir bağım kalmamıştır. Biten bir ilişkinin ardından arkadaş kalacak karakterde bir adam da değilim. İş ilişkim de yoktur, arkadaşlık ilişkim de yoktur. Allah yolunu açık etsin. Notuyla Seda Sayan hakkında şu açıklamayı yaptı. Bugüne kadar bu ilişki hakkında bir açıklama yaptım ve ondan sonra konuşmadım. Ama Sayın Seda Sayan'ın her defasında bir yerlerden gönderme yaparak ve gerek magazinci arkadaşlara cevap vererek bu ilişki bitti. Ben bir ilişkiyi bitirirsem geri dönüşüm olmaz. Sadece iş ilişkimiz devam ediyor gibi yaptığı göndermelerden sıkıldığımı belirterek iş ilişkimizin de benim tarafımdan bitirildiğini ve hiçbir ilişkimizin kalmadığını buradan belirtmek isterim. Ben biten bir ilişkinin ardından arkadaş kalacak yapıda bir adam değilim. Ne ilişkimiz ne de dostluğumuz kalmamıştır. Saygılarımla Erkan Çelik. İsyan geriye bir avuç yalan.
kafam hep duman. Şimdi bu ilişkiyi biz mi bitirmiş olduk, ben anlamadım. Biraz senin sayende bitti. Ya ne alakası var benim sayemde bitecek ya, Allah Allah. Dün Seda abla burada zayıfladılar, ikisi de ayrıldıktan sonra kilo kaybettiler diye evet, haber biri, yapınca. Evet 13 kilo biri, 5 kilo biri. Evet. Tamam mı? Seda abla da bana mesaj attı. Serencim dedi, zayıfladım doğru ama yani bu biten bir ilişki ayrılıkla ardından değil. Yok, benim için bu mesele kapanmıştır dedi. Ve hiçbir şekilde, ha, çünkü şöyle bir şey söyledim ben bunun arkasından. Ben dedim bu ikilinin barışabileceklerini düşünüyorum dedim. Evet. Tekrardan dedim. Böyle bir şey söyleyince de Seda abla da bana mesaj attı. Serencim dedi. Bu ilişki bitti, geri dönüşü game yok. Game over diye. Dedi yani. Çok özür dilerim yani şeyden. Erkan Çelik'ten. Çünkü şöyle bir şey dedi. Yani ben söyleyince Seda abla şey yapmaya çalışmıyor. Haber göndermeye veyahut da bir şeylerden hani işte bir mesaj göndermeye falan çalışmadı kadıncağız. Ben burada bir araya gelirler tekrardan diye düşünüyorum dediğim için o da bana bunun geriye dönüşü yok deyince demek ki Erkan Bey'in ümidi vardı barışacaklarına dair. Öyle mi değerlendiriyorsun şimdi? Tabii ki değerlendiriyorum öyle. Çünkü bak öyle. Bizim programda işte Seda Sayan'ın açıklamaları yer alınca bizim dün program saat 12'de bittikten saatler sonra 2 saat kadar sonra demin verdiğimiz açıklamayı yaptı Erkan Çelik. Ve diyor ki işte magazinci arkadaşlara cevap vererek bu ilişki bitti, ben bir ilişkiyi bitirirsem geri dönüşüm olmaz, sadece ilişkimiz devam ediyor gibi açıklamalar yaparak evet olmaz diye itiraz ediyor. İşte şimdi ben de magazinci arkadaş oldum artık sevgili Seca. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam olsun olsun. Magazinci arkadaş olarak şöyle bir şey söyleyeyim o zaman Erkan Çelik'e. Bence bugüne kadar o bitirmemişti. Ama artık Seda ablanın bu kadar net bunu konfirm yani etmesinden dolayı rahatsızlık duydu. Çünkü ümidi vardı barışacaklarına dair diye düşünüyorum. Yoksa mesela dost kaldılar. İş ilişkimiz devam ediyor dediler. Ama bugün Seda Sayan bitti diyebilir. Bir daha dönmeyeceğim diyebilir. Zaten bunu daha önceden de söylemişti. Niye ona bu kadar çok dokundu? Çünkü ümidini kaybetti şu anda. Seda Sayan'ın artık dönmeyeceğinden emin oldu ve buna sinirlendi. Bence. Peki benim anlamadığım şu. Yoksa zaten dost kalmışlardı. Niye bu şu anda aynen sinirleniyor? Zaten Erkan, bu... Erkan Çelik diyor ki ben biten bir ilişkinin ardından arkadaş kalacak yapıda bir adam değilim. İş arkadaşlığı. Ama bir önceki açıklamasında, ilk ayrılık açıklamalarında evet. Bunun arkadaşlıkların devam edeceklerini evet. Erkan Çelik tarafından evet. Ve iş ilişkisinde devam edeceği bizzat Erkan Çelik tarafından söylenmişti. Çünkü Erkan Çelik'in dediğim gibi Seda abla bu işi bitirdi ama iş ilişkimiz devam etsin dedi, onu da kırmadan. Bitmiş Seda abla da. Ben dün fark ettim. Bak düne kadar ben burada yayında bile dedim ki evet, barışırlar dedim. Diye bir ihtimal yani, diye sen... Hani olabilir çünkü hani bir insan bir insanın tamamen gittiği zaman onun iş arkadaşım da olmasını ben istemem gerçekten. Yani bir bağım kalmasını istemem. Belki yani, Seda da şey yaptı işte. Hayır, hayat arkadaşım olamamış birisinin iş arkadaşım olarak da kalmasını bu benim ama. Yani bu evet. Benim. Seda abla başka bakabilir. Ama belki ben... Seda Sayan da işte kırmamak için. Hah. Yani aslında, iş ilişkimiz devam ediyor. Aynen. Benim hani yıllardır diyet yanımda. Diyet gibi bir şey yaptı. Diyet gibi bir şey olabilir. Bir de düzgün bir adam diyor. Her seferinde arkasından hala, çok güzel konuşuyor. Dünkü açıklamasında bile yani hala aynı şeyi söylüyor hiç Seda. Hiç kötü Seda bir şey söylemedi ama biz barışır diye düşündüğümüzü söylediğimiz için Seda abla da bunun önünü tamamen dün kapattı. Kapatınca... İki saat sonra iki Erkan saat Çelik. Sonra Erkan Çelik böyle bir açıklama yaptı. Şimdi şöyle eğer bir insan Erkan Çelik için bitmiş olsa bu hikaye... Seda abla zaten baştan beridir bittiğini söylüyor. Niye dünkü söyleme battı ona? Gönderme yapıyor diyor. Gönderme aynen de yapmadı. Sadece gönderme iş ilişkimiz için... bak diyor ki sadece iş ilişkimiz devam ediyor gibi yaptığı göndermelerden sıkıldığımı belirterek iş ilişkimizin de benim tarafından bitirildiğini ve hiçbir ilişkimizin kalmadığını buradan belirtmek istedi. Bir şey söyleyeceğim. Seda... Ya işten istifa ettim diyor. Seda Sayan bununla alakalı bak ben dün Seda abla yayından sonra da mesajlaştım. Benle bu kadar samimi olmasına rağmen konuyu benimle bile devam ettirmedi. Bir gönderme yaptı yok. Biz burada programda işlemesek aynen kadıncağızın bu konuyla alakalı konuştuğu da yok zaten. Gönderme yok zaten. Sadece tamamıyla bitti. Yani biz dediğimiz için yani bunun daha fazla devam etmeyin çünkü dönmeyeceğim demek istedi. Şimdi iş ilişkisi de bitince o zaman ne olacak şimdi Erkan Bey? Antep'e mi geri dönecek o zaman? Yani bilemiyoruz tabii ki ne olacak. Şimdi çünkü Antep'e mi geri dönecek? Çünkü
Seda Sayan'la. İlk zaten ilişkiye başlaması Seda Sayan'a gönderdiği sözler. Ve o zaman Antep'te yaşıyordu, tabii Antep'te değil mi? Yanlış bilmiyorum. Sonra Antep'ten İstanbul'a gelerek Seda Sayan'la 6 yıllık bir hem iş hem aşk ilişkisini beraber yürüttüler. Ama nokta konduktan sonra tabii ki bundan sonra Erkan Çelik kendi ayakları üzerinde mi duracak, İstanbul'da mı kalacak, Antep'e mi girecek onu göreceğiz. Ama bu da gösteriyor ki bize... Şimdi dostluk da bitti mi şimdi? Tamam, evet. Bana göre yanlış yaptı Erkan Çelik yani. Bu açıklamayı ya doğru yapmadı. Çünkü bitse de Seda Sayan'ı kaybetmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ne ilişkimiz ne de dostluğumuz kalmamıştır diyor. Cümleyi de yanlış kurmuş zaten. Ne ilişkimiz ne de dostluğumuz kalmıştır olması lazım doğrusu. Ne ilişkin? Yani ikisi de bitti diyor. İlişkimiz de dostluğumuz da bitti diyor. Evet, söz yazarı olarak da bu cümleyi yanlış kurması enteresan Erkan Çelik. Şimdi tabii sinirden bizim programı seyrettikten sonra belki sinirden öyle yazmış olabilir. Bu çok önemli değil ama önemli olan bir tek şey var ki ben Erkan Çelik'in hala Seda Sayan'ın kendisine geri döneceğinden ümitli olduğunu ve dünkü bizim programdaki diyalogdan sonra bu ümidini yitirdikten sonra bu kadar fevrileştiğini düşünüyorum. Tamamen çünkü o umudunu kaybetti. Umudunu kaybedince de erkekler biliyorsun hemen biraz atarlı olmaya başlıyorlar. Ha. Kadınlarda da vardır bu. Yani ilişkiden kim gitmediyse kim gidene karşı bir atarlı vaziyet vardır. Öbürküsü daha sakindir, daha cool'dur. Öbürküsü de devamlı öyle mi oldu? Ben hiç istemiyorum, ben onun işini de istemiyorum, arkadaşlığını da istemiyorum falan söylemleri Erkan Bey'de olduğuna göre. Şimdi biz bu ilişkide tabii ki ilişkinin bitiriliş şeklini hepimiz alkışladık. Bence o kadar düzgün değil mi? Yani Seda Sayan'ın mesela açıklaması, konuyla ilgili hiç konuşmaması, hani yorumlar yapmaması, Erkan Çelik'in keza sonra yaptığı açıklamalar son derece düzgün biten bir ilişki dedik. Vallahi dedik hani magazin dünyasında ne kadar güzel böyle biten ilişkiler de varmış diye örnek gösterdim. Yani ayrılık örnek gösterilmez ama ayrılış şekli olarak örnek gösterdiğimiz bir şeydi bu. Ama sonra gördük ki zaman geçince biraz daha taşlar yerine oturunca falan terk edilen taraf, bence de Erkan Çelik burada terk edilen taraf, hemen biraz şey yapıyor. Ya aslında terk edilmek yani birisinin ilişkiden öbürkünden daha önce gitmek istemesi terk etmek de değil aslında. Yani onun hayatındaki yeri doldu. Aşk bitti. Şimdi evlilikler bitiyor 20 yıllık yani. Hani kimse kimseye... Bitiyordu ama bunun karar vericisi bu ilişkide Seda Sayan. Başlatan da... Başlatan da... Yani bunun karar merci Seda Sayan'dan başka biri değil. Tamam. Yani bu ilişkide dominant olan, bu ilişkiyi başlatan, bu ilişkiyi kuran, Erkan Çelik'i zayıflatan, Erkan Çelik'i... Bize tanıtan. Anladın mı? Bunun hepsi. Sonra da ilişkiyi de bitiren o. Yani yaşadı ve bitti tamamen bir Seda Sayan. Çünkü Seda ablaya kızmasın bana. Çok seviyorum. Gerçekten Seda ablayı çok seviyorum. Seda abla yaratmayı çok seviyor. Yani olan bir şeyi sevmiyor. Olanı sevmiyor. Anladın mı? Hani olmuşunu gidiyor. Yok değil mi? Yaratmayı çok seviyor. Yani inşa etmeyi çok seviyor. Ha ama ben şunu da söyleyeyim Erkan Çelik'le alakalı. Hiç tanımıyorum ama. Duruşundan da söyleyeyim. Belki ona bize daha önceden mesaj atmıştı. Orada dedi ki ben sadece ona yol gösterdim. O kendisi yaptı bir takım şeyleri dedi. Evet, yani ben ona herhangi bir maddi yardımda bulunmadım demek istedi aslında. Ben öyle bir duruşu olduğunu düşünüyorum Erkan Çelik. Ama tabii ki Seda Sayan'ın katlıkları var yani. Kesinlikle. Ama demek ki bu katan kadınlarda şöyle bir durum var arkadaşlar. O emeği veriyorsun. Karşındaki insan, belki onların şeyi bu değil, en ufacık bir şey yaptığı zaman yani nankörlükle alakalı veyahut da işte o yaptığın her şeyi bir anda, kırıp atasın geliyor ve soğuyorsun. Geliyor, aynen. Yani bu böyle bir şey yaşadılar belli ki. Ben Erkan Çelik'i tanıştım, kaç defa bir araya geldik, konuşmuştum var, sohbet etmiştim var, ayak üstüde de olsa. Bir dönem TV8'de beraber programlar yapıyorduk, aynı kulisleri paylaşıyorduk falan. Dolayısıyla Seda Sayan'ın dediği gibi gerçekten çok düzgün bir adam. Değil mi? Yoksa zaten öyle. Olmazdı bu kadar zaman. Nedir onun adı? Seda Sayan ayrılsa da şey yapsa da ilişkiyi bitirse de hakkında hep olumlu konuşuyor. Erkan Çelik ilişkide de insanlarla ilişkisinde de hani bir kanalda da görürsün ya iş ilişkisinde tanırsın insanı kimseye kötü davranmaz. Hep pozitif bir adam. O anlamda hani
mutlaka yani keşke şu açıklamayı bence de yapmasaydı. Yani Seda ben Sayan, mesela... Çünkü bundan sonra Seda Sayan kapıyı tamamen kapatır gibi geliyor bana. Kapıyı kapatmış ama işte zaten. Ama en azından iş ilişkisi olarak devam yani ediyordu. Yani bizim yüzümüzden belki... kapıyı kapattığını öğrendi. Ben program adına ve kendim adına ve senin adına da üzüldüm. Çünkü biz her zaman bu programda genelde seven insanların, ben de gönül insanı olduğum için... Ama bizim için, yaptığımız... Ayrılmasını istemezsin tabii. Tabii ki istemem. Aynen. Yani ben hiçbir sevenin gerçekten iki insan sevmeye devam ediyorsa ve sırf anlaşmazlıktan ötürü ayrılırlarsa onların bir araya gelmesi için elimden gelen bir şey varsa yaparım. Ama buradaki sistemde bizim gerçekten hiçbir kabahatimiz yoktu. Yok tabii canım. Çünkü ben zaten barışırlar dedim. Zayıflama haber yaptık ya. Hayır ben zaten barışırlar dedim bunun üzerine. Evet. Onun üzerine zaten Seda abla bunu devam ettirmeyeyim diye hani barışırlar haberini. Kendi fikirlerimi, yorumlarımı devam ettirmeyeyim diye bana mesaj attı. Mesajı da okuyunca ben Erkan Bey buna belki delirdi. Ben Erkan Bey'in Seda Sayan'ın sevme şeklini çok seviyordum. Yani ki ama şöyle de bir taraftan da düşündüğün zaman Seda Sayan da sevilecek bir kadın. O kadar aynen. Hani şimdi genelde kadınlar alan taraftır ya. Yani hani bizim aile sistemimizde de erkek çalışır, kadına tabii. Bakar, onu alır. Burada onu, burada hiçbir zaman erkekten bir şey beklemeyen bir kadın. Ona katmayı seven bir kadın. Almayı değil yani. Seda böyle Sayan bir kadın. Kimseden bir şey bekleyen bir kadın ki sadece Erkan Çelikli değil. Ailesinde etrafında gerçekten de bir hani hanım ağa gibi. Tam böyle fabrikatör gibi etrafındaki. Hayatında kim de varsa bugüne kadar beraber olduğu aynen. insanların da yani ne bileyim giyinme şekilleri değişti. Konuşma şekilleri değişti. Bir şekilde aldı, hepsini inşa etti. Ama işte mesela böyle bir gökdelen yapıyorsun. Gökdelen oluyor. Ondan sonra o gökdelen rık diye yıkıldığı zaman onu bir daha yaşamak istemiyorsun aynısını. Aynen. Diyorsun ki çünkü yaptıkların boşa gidiyor diyorsun. Boşa öyle düşünüyorsun bence. Peki, hayırlı olsun diyelim Seda Sayan ve Erkan Çelik. Bir başka şeye geçelim. Bak dün bizim yine özel haberlerimiz magazin... evet, gündemi belirliyoruz. Gerçekten öyle oluyor. Gündemi belirliyor. Çünkü... Hani aslında bizim bu program... Haber gazete haberlerinin üzerine yorum yapan bir programken sevgili seyirciler biz haber yapıp artık gazeteler bizden alıyorlar. Bu da güzel bir şey. Mutlu oluyoruz. En azından evet. Doğru bir adresten alıyorlar. Yalan değil haberler yani. Sarp Levendoğlu'yla Birce Akalay arasında 3 ay önce boşanmıştı ikili biliyorsun. Önceki gün sosyal medyada birbirleri hakkında çeşitli iddiaları ortaya attıkları yorumlanmıştı. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır diye Sarp Levendoğlu'nun koyup ondan sonra da bir süre sonra hemen kaldırdığı bir paylaşımı vardı. Baktı ki biz burada konuyu işliyoruz. İş çığırından çıkacak ki çıktı. Çünkü Birce Akalay da Balet Can Tunalı'yla Aralık ayından bu yana aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Birlikte fotoğraflarını işte eve bir peri gelmiş diye paylaştığı fotoğrafları burada ekranlara getirmiştik. Bugün tabii ki bu bütün gazetelerde yer alıyor. Neredeyse gazetelerin tamamında manşet. Ama bu konuyla ilgili Birce Akalay'ın evet avukatı Ayşegül Mermer'den gelen bir açıklama var. O da diyor ki Birce Akalay bugüne kadar konuya ilişkin kişi veya kişiler hakkında suçlama teşkil edecek bir açıklamada bulunmamıştır diyor. Doğru söylüyor. Halbuki evlilik birliğinin bitmesinin kendisine yaşatmış olduğu duygusal durumu ve olayın tarafı olma pozisyonu düşünüldüğünde çok rahat bir şekilde kamuoyunun hoşgörüsüne de dayanarak bir takım suçlamalarda bulunabilirdi diyor. Doğru. Hani hep terk edilen kadın oldu bir ya. Bir de gerçekten yorumlandı. Aldatıldıysa bunu da ifşa edebilirdi demek istiyor bence. Evet. Bu sebeple aynı objektif davranışı en azından bundan sonra biz de siz değerli basın mensuplarından beklemekteyiz diyor Ayşegül Mermer avukatı. Ayşegül Hanımcığım çok tatlısınız. Aldık basın duyurunuzu ama hiçbir açıklama yapmaz ise yani mesela şimdi bu konuyla alakalı yapmaz ise anlayışlı da davranılsa bu haberlerin sonu gelmez. Bu haberlerin sonu gelmesi için şu denilebilir. Biz arkadaştık sonra aşka dönüştü denilebilir. Veyahut da biz zaten o gün de arkadaşlık, bugün de arkadaşlık denilebilir. Yani hiçbir şey söylememek demek aslında yarı yarıya kabullenmek demek oluyor. Yani o bizim tarafımızdan böyle bakıyoruz. Biz Birce'yi seviyoruz. Ama şimdi bir gazeteye bir haber çıkıyor ve deniyor ki işte geçen ne Aralık'tan mı? Aralık'ta aynen.
Aralık'tan beri ilişkileri var gibi yansıtılıyor. Ya boşanmadan önce, hı-hı, Sarp Levendoğlu ile boşanmadan önce Can Tunalı ile beraber fotoğraflarının paylaşıldığı, onun evinden paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Ortaya çıktı ama ben de dün ne yedim programda? Arkadaş dedim ki, olabilirler. O zaman arkadaştılar belki. O zaman sığınacak bir limandı. Çünkü olabilir. Yani hani insanlar arkadaştılar. Yaralarını sarıp sarmalarken birdenbire bir duygusal bağ da olabilir sonrasında. Bunlar evet, insan hayatında olan şeyler. Ama şunu da söyledik. Bu da benim yorumum. Yani eğer eşiyle tanıştıysa bu kişinin, şu anda aşk aşamaları, gerçekte böyle bir şey varsa, çok da etik gibi durmaz dedik. Durmaz diye. Bu da bizim yorumumuz. Aynen. Ama tabii ki biz gerçekten bu konuda son derece objektif duruyoruz. Yani ama karşı taraftan Sarp Levendoğlu tarafından ilk kez bu tür açıklamalar yapılınca, sonuçta hani bu iddiayı ortaya atan biz değiliz sadece. Evet. Bunu hani duymayan kalmasın ekibi görerek hemen ekrana taşıdığımız şey. Yani çünkü bu iddiayı ne biz ortaya attık, ne bu paylaşımları ki biz yaptık. Aynen. Yani sonuçta Ayşegül Hanım'a şuradan bir şey daha söyleyeyim ben. Bu söylemi ilk önce Gülben Ergen'in kocası söyledi biliyorsunuz ayrıldıktan sonra. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir alışkanlığı evet, vardır diye. Bunun anlamını siz avukat olarak çok daha iyi bilirsiniz, çözümlersiniz. Bu şunu demek istiyor. Yani bu haberlerden sonra yapılan bir, değil mi, atılan bir tweet olduğuna göre... Evet. Bunu siz bu bağlantıyı daha koy. Şimdi biz de o zaman masa olarak, program olarak bunu yorumluyoruz. Böyle olabilir mi? Bundan dolayı böyle olabilir mi diye. Ama her zaman başımızın üstünde herkesin söz hakkı var. Herkesin bir açıklama, bakın açıklamanızı, hı-hı, da okuyoruz ama hiç konuşmamak olduğu zaman biz bugün burada konuşmayız. Yarın başka gazetede başka haber gene çıkacak. Veyahut da bir yerde görüntülenecekler, gene yazılacak, suçlanmaya başlanacak. Bence Birce'nin, hani siz yapmışsınız ama evet, Birce'nin yapmış olması daha samimi olmaz mıydı? Bence aslında de olur. Bence. Bence o yapsın. Yani daha sonrasında peki, da. Aynen, bakalım bunu da yarın öbür gün. Ya kabullensin ya sahiplensin. Yani İlişkisinin bunu nereye gideceğini de evet, evet, muhtemelen yani el ele de görüntülenecektir yakın bir zamanda ilişkileri eğer devam ediyorsa. Tamam. Şimdi da kimseye hesap vermek zorunda da değil kimse. Tabii ki canım. O da değil, hesap vermek zorunda değil ama hani bu konuşmamak, hiçbir şey söylememek daha kötüye götürür. Doğru. Değil mi? Doğru, her doğru zaman sen gazetecisin, daha iyi bilirsin. Bak şimdi çok enteresan bir haber daha var. Hadiseyle Aslı Şah Alkoçlar da bir polemik yaşamaya başladı. O Aslı Şah. Aslı Şah Alkoçlar. Çünkü neden? İkisinin de ortak paydası ne? Hakan Sabancı. Bravo. İkisinin de ortak paydası Hakan Sabancı. Hakan Sabancı'nın Aslı Şah Alkoçlar'la ilişkisi olduğu, daha sonra hadiseyle ilişkisi olduğu falan hep magazin basında yazıldı, çizildi, yorumlandı bunlar. Sonra Aslı Şah, tartışma şuradan başladı. Aslı Şah Alkoçlar, Türk şarkıcıların tarzını beğenmiyorum diye bir açıklama yaptı. Bununla ilgili bak VTR'miz var. VTR'de hepsini anlattık. Bir dinleyelim, sonra yorumlayacağız. Beyin kanaması geçiren ve durumu kritik olan İbrahim Erkal'ın son görüntüleri elimize ulaştı. İbrahim Erkal'ın son görüntüleri. Sadece duymayan kalmasın da birazdan. Hakan Sabancı için birbirlerine girdiler. Hadiseden Aslı Şah'a sert cevap. Hadisenin adı, son dönemde cemiyet hayatının ünlü ailesi Arzu Ömer Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı ile anılıyor. Sabancı'nın VIP minibüsünde görüntülenen, evindeki doğum günü partisine bile katılan ünlü popçu, konuyla ilgili ise sessizliğini koruyor. Gitmiyor İstanbul'un eğlencesi, hafta sonu cuma veya cumartesi. Senden daha güzel. Haberler çıktı. Hakan Sabancı'yla berabersiniz zaten ama hani neden gizleniyorsunuz onu mesela sorsaydık. Ufak bir şey söyleseydiniz. Henüz belgelenemeyen bu gizli aşk, Hakan Sabancı'nın yakın zamanda ayrıldığı usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslı Şah Alkoçlar'la hadiseyi karşı karşıya getirdi. Yıllar ağlar her gece derdinle, çağlayanlar gönlümde gel dinle.
Aslı Şah Alkoçlar, Bebek'te karşılaştığı gazetecilerin sorularına öyle bir yanıt verdi ki, attığı taşla hadiseyi hedef aldığı yorumlarına neden oldu. Türk popçularını beğenmediğini söyleyen Aslı Şah Alkoçlar, "Polemik yapmak istemiyorum ama Türk şarkıcılarının tarzlarını beğenmiyorum." dedi. Yardan çıkan ok geri dönemez, kimse kararımı değiştiremez. Ben daha başka ne söyleyeyim, mesajımı almıştır o. Hadiseden Aslı Şah Alkoçlar'a yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı Kraliçe Tacı'nın altına yazdığı Mevlana'nın "Suskunluğum asaletimdendir, her lafa verilecek cevabım var. Lakin lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" sözüyle Alkoçlar'a sert bir karşılık verdi. Fanları "Hadiseyi kraliçemiz vurdu, gol oldu" yorumlarıyla destekledi. Taşlar tene gelse cana değmez, bizi bozmaz. Birleşiriz biz istiği yerden, gürleşiriz biz kestiğin yerden. Yanlışı dur demeyi öğrendik. Ya ben üzülüyorum Aslı Şah'ın bu haber içerisinde yer almasından. Hiç bir şekilde bu polemiğin içerisinde olmaması gereken bir kız Aslı Şah. Ama ilk başlatan da o. Türk şarkıcıların tarzını beğenmiyorum deyince hedefe iki kişi kondu tabii ki. Niye iki kişi? Biri var? Hadise. Diğeri kim? Diğeri Demet Akalın. Demet çünkü niye? Demet de dedi ki markaları gözümüze sokuyorlar. Kocaman logolu kıyafetlerle dolaşıyorlar diye. Devam ettirdi ama Aslı Şah'ın tabii ki ilk hedefinde hadisenin olduğu Hakan Sabancı meselesinden dolayı tabii ki böyle yorumlanıyor. Hadisenin işte son paylaşımı da buna yanıt olarak değerlendiriyor. Suskunluğum asaletimdendir asalet diye. Asalet ama hani asalet şöyle asalet yani değil mi köklerden yani insan mesela para kazandıktan sonra ünlü olduktan sonra asil olmuyor değil mi bilmiyorum ben. Şöyle biliyorum, hani para kazandıktan ve şöhret olduktan sonra yemek yemeyi öğrenebiliyorsun, giyinmeyi bir şekilde etrafından falan öğrenebiliyorsan ondan öğreniyorsun falan ama asil olmak, asalet tamamıyla aileden, köklerden, oradan buradan gelen bir şey ve bunu sen kendi kendine o ünvanı veremezsin. Tabii şimdi Mevlana'ya atfedilen bu laf o kadar popüler ki herkes kullanıyor. Hani ama o asaleti... bunun hiç Aslı Şah'a gidebilecek bir vaziyeti yok. Hani çünkü asaletse... Aslı Şah'tan aileden bahsederiz orada. Bir de adam mı lafa bakarım adam mı işte falan bir diyor ya. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Şimdi yine bu Aslı Şah'a gitmiş olamaz çünkü adam mı diye yani şimdi yani ona söylenecek bir laf değil o. Peki Aslı Şah Alkoçlar niye böyle bir polemiğin içine kendini attı? O da enteresan tabii. Bir soru soruldu herhalde. Evet. O da cevap verdi. Aynen, durup Türk dururken... şarkıcıların... Evet. Giyimini, tarzını beğenmiyorum diye. Çünkü hani bu konuda en çok eleştirenlerden sen de çok eleştiriyorsun zaman zaman. Ben de Hadise'nin kıyafetleri en çok eleştirilen popçuların başında Hadise'nin geliyor tabii. Hadise'nin kıyafetleri çok kötü ve çok rüküş giyiniyor. Bunu herkes söylüyor zaten. Burada bir şeyi yok. Ben Hadise'nin bak bu sarı saçlı hallerini falan beğeniyordum. En azından hani kliplerde güzeldi. Kıyafetini kostümlerini beğenmiyorum. Ben şunu da çok karşıyım. Şimdi para kazandıktan sonra birçok sanatçı marka giyinmeyi, markaları öğreniyorlar. Hı hı. O markalara gidip para veriyorlar ama gözüksün diye de en... en kocaman logolara da. Bak Demet Akalın'ın öyle bir fotoğrafı var işte. Şimdi ama yani evet Demet seviyor bunu. Demet. Bak Demet Akalın bu kıyafeti. Demet seviyor ve Demet giydiği markayı da yazar şeye Instagram'a. Ama zaten yazmasına gerek yok. Elindeki çantada kafam kadar logolar var. Şimdi Demet'in tarzı bu. Demet bunu yapıyor yani. Ama genel anlamda bana göre Alaturka bir şey. Yani mesela ben onun arkadaşıyım ve konu geçmedi hiçbir zaman ama marka giyebilirsin, markayı taşıyabilirsin. Marka giymek bir tercihtir. Ama hani o kadar çok ürünleri var ki bu. Amblemleri olmayan. Anlatabiliyor muyum? Hepsinin bir şeylerde. T-shirtlerde moda mesela bu sene. Onu söyleyeyim yalnız. T-shirtlerde bu sene bu markaların gözükmesi moda. Ben hiçbir şekilde kabul moda etmiyorum. Ama genelde... Moda çünkü hani markalar kendileri moda yapıyorlar. Yani kocaman kocaman. Her zaman çantalarda da moda. Ama... Bilmem ne de moda. Yani onu... Bu genelde hep söylüyorum ya bir Arap arkadaşlar da var bir de bizde var. Ama iyi haberi vereyim ben sana. Demet Akalın'ın bu kötü giyimiyle ilgili iyi haber şu. Çünkü
Aslı Şahal Koç'ta işte bu açıklamayı yaptıktan sonra Demet Akalın da tabii ki üzerine alındı. Demet Akalın'a da hedef aldığı söylendi. Demet Akalın demiş ki... Yok devamı da var çünkü abi. Aslı Şah ile telefonda konuştuk, giyim işini çözdük. Eve gelip gardırobumu düzeltecek, şatafatlık giyinmeyi seviyorum demiş. Demet Akalın gazetecilere. Neyse ki Aslı Şahal Koçların Demet Akalın gardırobuna el atması biraz iyi haber diye düşünüyorum. Bence de. Sonra Aslı Şahal Koçlar da Demet ablam benim için bambaşka biri. Çok iyi bir kalbi var, onu çok seviyorum diye açıklamada bulundu. Dolayısıyla ortada bir tek kim kaldı? Hadise kaldı. Hadiseyle. Tabii yani şimdi Hakan Sabancı ile Aslı Şahan fotoğraflarına bakıyorum. Tamamıyla her şekilde birbirine meç eden iki insan yani. Değil mi? Çok yakışıyorlar bir kere. Evet. Her şekilde çok yakışıyorlar. Aileler de birbirine çok yakışıyor. Yani bunlar mesela yarın evlenseler hepsi bir yemek masasında yemek yeseler aynı lisanı konuşan iki ailenin çocukları bunlar. O yüzden bu çok önemli bir şey. Böyle bir ailenin oğlu olduğu için çok önemli. Annesi nasıl bir kadın? Şimdi değil mi? Mesela yar Aslı Şah'la evlenmiş olsaydı bütünüyle baktığın zaman iki aileye çok uyumluydu. O yüzden ben isterdim ki onlar evlensinler ama olmadı. Yollarına davul ayrı. Dengi dengine dediğin şey herhalde. Davul dengi dengine benim için hiç olmadı hayat boyu. Seninki öyle. Benim yani, için davul... bak şöyle bir şey. Ben sevgide onu sevmiyorum aslında. Ama şöyle bir şey oluyor. Sonrasında bunu yaşamış yani tecrübe etmiş bir insan olarak. İleride yavaş yavaş para değil ama denklik. Görgü denklik bence. Yani aynı görgüde, aynı yetiştiriliş tarzında ailelerin çocukları olmak denklik bence. Yani o denklik, o para insan kazanır, kaybeder. Tabii ki. Şöyle bir şey söyleyeyim. Zamanla ayrı şekilde yetiştiysen, farklı şekilde, o farklılıklar işte çıkıyor ortaya ve ayrılık getiriyor. O yüzden hani şimdi Hakan Sabancı ile Hadise takılabilirler, flört edebilirler, birbirlerinden hoşlanabilirler. Ama bunun sonu olabilir mi? Çok zor. Evet. Yani çok zor. Belli de olmaz tabii ki. Yani. Tabii bir de hani ki. Ben hani orada en çok, çok zor. Hakan Sabancı'nın çok genç olmasından dolayı yani bu yaşta öyle evlenip de bir yuva kurabileceği ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Peki efendim. Mahsun Kırmızı bile bakalım. Evlense de yüksek görecek miydin bu ikiliyi? Olabilirdi bilmiyorum. Yani sonuçta hani dediğin doğru hani görgü, asalet... Başka yani bir şeyde ama... sakın da yanlış da anlaşılmasın. Ben birisi görgülü birisi görgüsüz anlamında söylemiyorum. Ama iki ailenin yetiştiriliş tarzı görgü şekilleri de her şeyleri birbirine denk olması gerekiyor. Yani her birisi daha değil. Aşağıda ya, birisi yukarıda anlamında söylemiyorum. Her zaman da değil ama yani sonuçta hani sosyeteden pek çok ünlü ismin hani sosyete dışından da yaptığı evlilikler onların da devam eden ilişkileri ya da tam tersinin olduğu örnekler. Görülüyor. Sosyete olabilir derken de. Türkiye'de sosyete yok. İşte neyse yani iyi aileler diyelim ya da. İyi aileler. Aynen. Öbürküler kötü aile mi oluyor anlamadım ben. Yani, yani onu ya da hiç gelir... katılmıyorum Allah aşkına. Yani Türkiye'de gerçekten sosyete diye bir şey yok. Gene söylüyorum Fransa'da ve İngiltere'de aristokrat aileler var 300 yıllık 400 yıllık bunlar da orada sosyete var. Ya, Cumhuriyet 100 yıllık zaten ne yapacağız? Bizde futbolcunun karısını da sosyete aile... dergisine çıkartıyorlar. O da mı sosyete yani? Ne alakası var? Burada herkes sosyete. Peki marka efendim. Çantayı alan bir de sosyal sorumluluk projelerine gidip boy gösteren herkes sosyete burada. Yani kusura bakma benim için değil. Kavramın içi boşalmış olabilir ama evet. Sosyete diyerek kastettiğimiz ne oldu? Benim değerli de. Osmanlı aileleri var eskiden gelen evet. Falan. Değerli önemli aileler var. Onlar da zaten dergilere çıkmıyorlar. Evet. Peki Mahsun Kırmızıgül'e bakalım. 10 yıl aradan sonra dün önceki gece bayağı sazlı sözlü sahneye çıktı. İyiymiş valla Mahsun geri mi döndü? Herhalde geri dönüyor dur bakalım ama bir düğünde çıktı. Mübariz Mansimov'un iş adamı, Azeri iş adamı Mübariz Mansimov'un yeğeninin Zümrüt'ün düğününde sahneye çıktı. Bir görüntüleri izleyelim. Bye.
Evet, 2007 yılından beri hiç sahneye çıkmıyor Mahsun Kırmızıgül. Ve bu arada tabii ki pek çok film yaptı. Sinemaya ağırlık verdi ve ilk kez işte önceki akşam Çırağan Sarayı'nda bir düğüne çıktı. Azeri iş adamı Bibariz Masiyon. İşin ilginci vokalde de Murat Boz var arkasında. Allah Allah. Murat Boz da çok acayip taklit yapıyor biliyorsun. Böyle bir türkücü taklidi. Öyle mi, acayip yapıyor. Bilmiyorum. İbrahim Tatlıses'in falan taklidini yapıyordu şeyde. Jüri üyeliği yaptığı sırada yapıyordu. Acayip de bir gırtlağı var, inanamazsın. Yani orada onun gibi okuyordur kesin yani. Anlayamazsın evet. Onun olduğunu. Şimdi arkada Mahsun, bak şey yapıyor. Mahsun güzel bir politika izledi kendi yaşamıyla ilgili. Çünkü başka bir çehresi olmasını istedi. Yönetmenlik yapmak istedi, sinema filmi yapmak istedi. Ama kabul edilmesi zor olabilirdi. Çünkü bir türkücüydü. Türkücülüğü devam ederken bunu yapıyor olmuş olsaydı ciddiye alınmayabilirdi. Evet. O yüzden tamamıyla bu tarafını pasifize etti. Ve doğru da yaptı. Çünkü başka bir kariyer yaptı. Ve o kariyeri yapması için de müziği şarkıcılığını geri plana atması lazım. Bu akıllıca bir şeydi. Fakat ve yapmayacağını, sahneye çıkmayacağını falan söyleyip durdu aslında. Defalarca söyledi. Defalarca. Ne zaman bu son filmi gişe yapmadı ve çok eleştiriler aldı falan. Vezir Parmağı 7 haftada 663 bin kişi tarafından izlendi. Evet. Burada bir kırılma noktası yaşadı diye düşünüyorum. Bazen insan böyle büyük bir tepki aldıktan sonra ve bir yenilgi aldıktan sonra ne tarafta bu yenilgiyi aldıysa diğer tarafa doğru yönlenir. Ağırlık verir diyorsun. Yani bu böyle. Ama Mahsun'un yani bir süredir kulaktan kulağa konuşuyordu. Kendi de biraz hani Vezir Parmağı döneminde de illa gişe, ben doğrudan gişeye bağlamak çok doğru ama gelmiyor bana. Ama morali bozuldu bence. %100. Yani morali bozulduğu için de. Çünkü hani sadece filmin başarısı başarısızlığı değil. Hani bu konuda çok dayak yediği için de o dönemde çeşitli konulardan dolayı. Tabii ki çok morali bozuldu. O yüzden. Şimdi en azından uzun bir süre film yapmayacak. Şu an yeni bir albüm hazırlığında. Geçen hafta da haberini vermiştik stüdyoda saz çalarken de görüntüleri şimdi vardı. Şimdi artık dönmesinde şimdi, hiçbir sakınca yok. Aynen. Çünkü zaten o yönetmenlik falan filan yapımcılık o kariyerini yaptı. Bence de dönsün zaten. Bence çünkü yani İbrahim Tatlıses de yokken hani bu şarkıları söyleyecek kıyaslama olarak söylemiyorum tabii ki. Mahsun İbrahim'den iyidir, odur budur falan filan diye asla böyle bir şey söylemiyorum ama bu alanda bu müziği yapacak, bu müziği sesiyle dolduracak kimse yokken bence Mahsun'un mutlaka evet, bir olması Alişan lazım. Var, başka da kimse evet. Yok yani. Mahsun birinci sınıf olarak yani barlarda çıkmayan. Şimdi ben mesela İbrahim Tatlıses şu anda aktif olarak sanat hayatına devam etmiş olsaydı barda çıkmaz mesela hayatta. Anlatabiliyor muyum? İbrahim Tatlıses gazinoda çıkar. Çıktı, o yüzden de Mahsun Kırmızıgül'ün sahneye dönmesinde gerçekten çok önemli. Evet. Bize de. Biz özledik yani şey bitti tabii ya. Canım. Sektör şimdi, bitti yani. Enteresan bir şey duymak. Oldu. Yani yine o da senin gibi 20 yıl önceki şarkılarını söylüyor ama olsun. Allah Allah. Bak hala 10 yıl 15 yıl önceki şarkıları. Abi benim şarkım eğer tutmuşsa ben bunu 20 sene sonra da bütün dünya starları da söylüyor. Neydi senin şarkın? Gloria Gaynor'da I Will Survive'ı söylüyor. Allah Allah. Benim de bu evet. Gecenin hatırından var yani. Evet. Ve Mahsun sesi hala iyi tabii ki. Bak 10 yıldır söylememesine şey yapmamasına. Söylüyor. Yani tabii eş dost ortamında söylediğini biliyorum. Herkes de eşlik ediyor. Evet. Bence, albümünü merakla bekliyoruz. Hatta albümünü burada istiyoruz yani. Gelsin burada evet, albümden haberler göndersin. Davet edelim. Aynen Mahsun. Gerçi şarkı hiç söylettirmiyor Mahsuncum ama sana bir özellik Mahsun yaparız diye. Mahsun gelse konser yaptırırız. Niye bu çifte standart gene sende? Mahsun arkadaşım senin seviyorum Mahsun. Senin huyunda var işte. Bak sende bak huyunda var senin bu çifte standart. Ama öyle gene değil mi? De ben Mahsun'un bütün filmleriyle ilgili o kadar ağır yazılar, ağır eleştiriler yazdım ki Mahsun'la ilgili. Yıllarca bana karşı hep böyle bir gönül koymuşluğu falan vardır yani bir şeyi vardır. Arkadaşım olmasına rağmen çok eskiden tanımama rağmen. Arkadaş oranla. Değilsin o zaman ama demek. Ama işte bak sizde mantık bu. Eleştirirsen arkadaşsın, eleştirmezsen arkadaş. Ama ben adamı seviyorum. Benim adamı arkadaşım işte beni telefonda eleştirebilir bana karşı ama kamuoyunda beni... Benim için kusura bakma gazeteci. O zaman arkadaş olmuyor sende. Olmuyor zaten gazeteci tamam, kimse arkadaş işte olmuyor. İşte onu arkadaşım deme o zaman. Evet. Peki efendim. Mahsun'u bekliyoruz. Aynen. Yurdaer Okur'la ilgili haberimize devam edelim. Biliyorsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken cebinde zararlı maddeyle yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hakkında davalar açılmıştı. Kelepçelerek gönderilmişti. Hatta o dönem yaptığımız haberde
demiştik ki Yurdeğer Okur acaba oynadığı yeni dizisinin kadrosundan çıkarılacak mı diye. İşte bu Kıbrıs'ta. İşin görüntüleri gerçekten evet. Hiç görmek bile istemiyorum yani. Yurdeğer Okur'un oyuncu. Ve rol aldığı dizide hayır dediler, devam edecek diye açıklamalar yapıldı. Ancak dün sete gitmiş Yurdeğer Okur ve sette yaptıkları görüşme sonrasında dizinin kadrosundan çıkartılmış. Hayda, niye böyle aynen. Bir şey yaptı? Hatta yapımcıya da buradan teşekkür etmiştik yani. Aynen, hani pastel filme de. Çünkü yaptığı açıklamada da şunu demiş. Bugün yapımcımız ile yaptığım görüşmede Seni Kimler Aldı isimli projeden, yeni bir dizi bu, affımı istedim. Göstermiş olduğu anlayış ve destekten ötürü pastel filme ve kanala teşekkür ederim demiş. Belki başka daha iyi bir şey geldi. Pastel filmde şu açıklamayı yapmış. Seni Kimler Aldı dizisinde birlikte çalıştığımız sevgili ekip arkadaşımız Yurdeğer Okur ile aldığımız ortak kararla yollarımızı ayırdık. Yolun açık olsun demiş. Evet, belki hani yapımcı tarafı istemedi. Belki bu haberlerden sonra kanal tarafı istemedi. Belki başka teklif aldı dediğin gibi. Ya niye bunlar, ne, kimler neler yaşadılar tabii bu memlekette canım. De ne büyük skandallar, aynen. Rezillikler yaşadılar ve da televizyonlarda program yaptılar. Bu adam mı şimdi oldu? 100 lira ceza alarak, 100 lira para cezası ödeyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çünkü gram çıkış. Olarak çok acayip evet, bir gram falanmış bilmem ne falan. Aynen. Neyse yani tabii ki doğru bir şey değil ama bir oyuncudur. Hata herkese değil mi? Aynen. Kıbrıs'a girmesi geçerli. De yasaklanmadı bu arada. Kıbrıs'a istediği zaman giriyor. O karar da çıktı. Dolayısıyla yol açık olsun. Belki rolüyle alakalı memnuniyetsizliği de olmuş olabilir. Belki yani, olabilir yani. Rol uymamıştır. Yani oyuncağı rol ne olduğunu bilmiyoruz. Peki Murat Yıldırım'ın doğum günü vardı. Bil bakalım Murat, yanında kim vardı? Kim? Tabii ki Tolga Han ve Almeda. Bu seneki çiftimiz bunlar zaten. Bu iki çift. Evet. Bu programı sizin için yapıyoruz arkadaşlar gerçekten. Bakalım doğum gününde neler yaşamışlar. Doğum günün kutlu olsun. Al bu canım senin olsun. Acı da tatlı da. Gizli de saklı da, sevginde öfkende, seninleyim canım, canım. Doğum günün kutlu olsun, sevdiğim, sevdiceğim, en kötü. Evet, Murat Yıldırım'ın eşi İman ile birlikte paylaştığı video buydu. Doğum gününü kutlamış. Aynı zamanda dün Bursa'da hep birlikte işte Almeda ve Tolga Sayışman'la birlikte hep birlikte hem bir kitap tanıtımına hem de doğum günü kutlamasına birlikte katıldılar, birlikte kutladılar. Tebrik ediyoruz kendilerini, değil mi? Evet, gidiş hiç onlar bizi dinlemiyor bak. Bak bizi dinlemeyen çift Murat bizi hiç dinlemiyor. Dinlemiyor. Bak bu sanatçılar kim bizim programda ben hepsi bir dinledikleri var yani bir şeyleri. Bu dinlemiyor bizi. Dinliyor. Dün telefon açtı. Açtı mı? Yani Bursa'ya şey yapıyoruz gidiyoruz falan diye hem kitap tanıtımı yapacağız hem doğum günü falan filan diye şey yaptık konuştuk biraz. Dinliyor izliyor programda. Bir kere Murat sözünde durmuyor. Neden? Benim için sözünde durmadığı zaman bir insan hiç eksi puan. Buraya geleceğim dedi mi sana demedim. Yoksa evet sen konuştuk. Mi? Yok dedi. Ve gelmedi dedi. Daha. Gelir ya daha sezon bitmedi. Neyse. Evet bak küs değiliz mesajı da vermişler. Hep birlikte imza günü düzenlediler Bursa'da dün. Peki İbrahim Erkal'la ilgili haberimize dönelim tekrar. Çünkü hazırladı arkadaşlarımız. Bu görüntüler başka yerde yok. Duymayan kalmasın. Kameralarına ilk kez konuştu İbrahim Erkal'ı. Restorandan alıp otoparka götüren ve otoparkta işte eve götüreyim mi bırakayım mı diye açıklamalarda bulunan ve polis tarafından da ifadesi alınan Eyüp Ardalı, vale Eyüp Ardalı ilk kez duymayan kalmasın kameralarına konuştu. Beyin kanaması geçiren ve durumu kritik olan İbrahim Erkal'ın son görüntüleri elimize ulaştı. İbrahim Erkal'ın son görüntüleri. Sadece duymayan kalmasın da birazdan.
işte ama siz alıp götürdünüz. Ben aldım götürdüm ve zaten iki çeyrek kala ben buraya geldim. Dördü çeyrek geçe sivil ekipler aldı götürdüm. İfademi verdim, olay yerine gittik, kameralara baktık, benden bir şey çıkmadı. Peki onu ben bırakam, 9 senedir onun valisi benim. Siz bıraktığınız herhangi bir şey var mı? Yok yok, yani yürüyordu, bir sıkıntısı yoktu. Hı-hı. Yani benim oradan çıkmam zaten biri 5 geçe girdi, biri 14 geçe çıkmışım yani. Hı-hı. Arada bir 10 dakika, 12 dakikalık bir şey var, fazla bir şey. Hı-hı. Ondan sonrası ben bilmiyorum. Yani ben geldim, ikiye çeyrek kala geldim, yattım, dördü çeyrek içi sivil memurlar aldı beni. Ondan sonra olay yerine gittik. Arabayı da zaten çekmişlerdi olay yerinden yan tarafta, şey yapıyorlardı, inceleme vardı, inceleme olayı. Orada da konuştuk, sonra ben geri geldim, bıraktılar yani. Sağlığında bir şey yoktu. Yok yok, sağlamdı, hiçbir şey yoktu. Sıkışın yani, değil mi? Bana hiçbir şey, biz zaten konuşa konuşa gidiyorduk. Ne konuşuyordunuz? Ne anlatıyorsun? Çocuğundan bahsediyorum işte. Ailece çocuğundan. Çocuğundan konuşuyoruz. Başka şey yok. Başka şeyden konuşacağımız yok zaten. Zaten buradan oraya gitmemiz 10 dakika olur. 10 dakika sürdü yani. İki sefer söyledim. İbrahim abi gel asansöre bindirip seni öyle çık. İstemedi ve beni gönderdi. Niye hastaneye gitmediniz? Hastaneye gerek yoktu yani. O anda bir şeysi yoktu yani. Peki sonrasında hastaneye sen gittiniz mi? Yok yani, namı günü çıktı. O da kısmet olmadı. Gideceğim ama ya inşallah. Yani belki diyorum ters tepki alırım diye gitmek istedim ama gitmedim. Neden ters tepki alacağını düşünüyorsunuz? Ben öyle hissettim. Ama gideceğim. Size son söylediği şey neydi? En son çünkü sizinle konuşmuş. Otoparkta mı? Yani ayrılırken. Ayrılırken siz... sen dedi git dedi. Ben dedim çıkarım dedi. Bir sefer daha söyledi, Gülrem abi gel bindireyim seni. Kendisi yine söyledi, sen dedi git, ben dedi çıkarım dedi. Ya ondan sonra çıktılar. Zaten konuşamadım, çıktım yani. Çünkü alkol olduğu için üstüne de gitmedim. Ama sağlıklarını iyi dedi. İyi, bir şey söylüyor. Yüksek tansiyonu vardı. Öyleymiş, yani yüksek şekeri falan demek ki o anda benden sonra tansiyonu birden çıktı. Şekeri de birden çıkınca yayılmış. Ben de hayatımda böyle vali ilk defa görüyorum. Ama bu bir restoranın, Maltepe'de bir restoranın valesi orada çıkıp her zaman götürdüğü... Hayır, vale daha uykulu duruyor Cengiz. Çok yani iyi bir adam belli, yanlış anlaşılmasın da. Evet. Yani onda da bir uyku Eyüp hali varmış. Neydi? Eyüp Andalı. Yani. Ardalı. Eyüp Ardalı, ama vale. Ama bu adamcağızın hiçbir kabahati yok. Bu adamcağızın hiçbir kabahati yok. Çünkü onu almış oraya götürmüş. O görevini tamamlamış. Hı-hı. Zaten git demiş, o da gitmiş. Evet. Şimdi zaten diyor ki bir de diyor bir beş geçe şeye gittik diyor. Bir on gibi, bir on beş gibi diyor. Ben ayrıldım yani otoparka girişi çıkışı işte 6-7 dakika. İşte bu site İbrahim Erkal'ın oturduğu site bu. Birazdan da otopark görüntüleri ekrana gelecek zaten. Ama valeyi sonra zaten 4:30 gibi işte İbrahim Erkal'ın. Bu da duymayan kalmasın kameralarının otoparkta edindiği görüntüler. Ve işte bu kapıdan geçerek valeye işte burada ben çıkarım dediği şey bu. Ben yukarı çıkarım dedi, bu kapıdan geçiyor. Ve bu asansörlerle kendi evine çıkıyor İbrahim Erkal. Hayır, çıkmadan işte. Yani demek ki otoparkta arabayı park ediyor. Orada ayrılıyorlar. Şimdi işte. Şu gördüğümüz otoparkın... zaten kamera görüntüleri yok değil mi Yaren? Aynen, kamera otoparkın içinde. Sitenin girişinde güvenlik, bu sitenin zaten gördüğün gibi lüks bir site. Bu sitenin girişinde güvenlik kameraları var ve İbrahim Erkal'ın aracının girerken görüntüleri var. İşte demek ki ne anlıyoruz bundan biliyor musun? Artık güvenlik... İşte bu otopark. Güvenliği olmayan. Burada güvenlik kamerası yok. İşte güvenlik kamerası olmasa da güvenlik... Vadiyalı şekilde bahçeyi, garajı falan dolaşmak durumunda. Ama tabii bu, neresi bu, hangi semt, nerede? Maltepe'de. İşte diyorum artık evde alırken gerçekten güvenliğe falan önem vermek lazım. Çünkü insana her şey olabilir. Ya orada yani illa şimdi orada otoparkta güvenliği, nereye bakacaksın ya güvenlik
Niye sitede, bahçede dolaşıyorlar, garajlarda dolaşıyor. Herkes sitede mi oturuyor hayatım? Site burası. Tamam, sitede. Ha. Güvenlikli site diye geçiyor. Öyle değil mi? Güvenlik yok mu bu site? Var tabii. Girişinde var işte bak. Tamam. Yani sonuçta buraya giremezsin. Elini bak, kolunu sallayarak var, giremezsin. Var tabii. Güvenlik kabini var orada. Tabii, elini kolunu sallayarak girip bir daha çıkamayabiliyorsun da işte ama, anladın mı? Çünkü evet, güvenlik demek sadece kapıdan girişi kontrol etmek demek değil. Yani sitenin güvenliğini sağlamak açısından. Evet. Arabasını işte buraya yangın bırakıyor. Yangın çıkabilir mesela garajda. Yangın alarmı vardır herhalde canım. Yani hiç dolaşmıyor. Yani hırsızlık olabilir peki. Adam duvardan atladı girdi mesela siteye. Yani bunların dolaşması gerekmiyor mu yani? Bilemiyorum yani dolaşması gerekiyor mu gerekmiyor mu ama. Ama bu çok önemli bir şey. Bence İbrahim Erkal'ın şu durumda olması sebebi oradaki güvenlik eksikliği. Oradaki 1,5 saat orada beyin kanaması geçirdikten sonra adam orada kalmış. Sabaha kadar komşu gelmese ve İbrahim Erkal'ı görmese İbrahim Erkal orada vefat edecek. Ben anlayamıyorum mesela. Ben ailesi olsam oranın güvenlik şeyini mahkemeye veririm. İşte saat 1:05 geçe falan valeyle demin konuştuğumuz duymayan kalmasın kameralı açıklamalar yapan vale burada işte bu otoparkta tam 1,5 saate yakın yerde tek başına baygın halde yatıyor. Ondan sonra buraya gelen, demek ki hani o saatten sonra gerçekten bu otoparka bir başka komşu girmese tabii, belki de sabaha kadar onu diyorum, orada tamamen hayatını demek kaybetmiş olacak. Demek ki böyle olacak. Yani şimdi anlayamıyorum. O zaman güvenlikli site olarak bu daireler satılmasın. Bak 4:45'te sivil ekipler gelip valeyi evden arıyorlar. Tabii onun yorgunluğu falan da var. Şimdi sen valeye şey yaptın ama. Ne yaptım? Valeye baksana. Vale... Ne yani? Bale... Adam yorgun. Bir gün önce göz şeyi almış. Abi vale başvurmuş. Yorgun olur mu ya? Vale alkollü de adam... olamaz. Vale yorgun da olamaz. Ben şimdi bizim o geceden şey... değil bu görüntü tabii ki. Bir gün sonradan görüntü. 4:45'te adamı almışlar emniyete. İfadesine başvurmak için. Bilgi almak için. Emniyetten sonra çıkmış bizim Yaren'de vale... bulup hemen konuştu. Tamam, valenin hiçbir suçu yok. Yok da bir yani yer, adamın vale görüntüsü yok. O ayrı. Yani hani ama götürüp teslim etmiş, bırakmış oraya, görevini tamamlamış. Ve açıklamasında diyor ki hani ben eve kadar çıkayım, eşlik edeyim diye iki kez söyledim diyor. İbrahim Erkal yok ben çıkarım diyerek bunu reddediyor. Reddedince de vale ayrılıyor. İşte demin gösterdiğiniz bu otoparkta ayrıldıktan sonra İbrahim Erkal şu kapıya giderken demek ki orada. Halbuki yerde... arabada eve giderken beyin kanamasını arabada geçiriyor olmuş olsaydı belki de arabayla hastaneye yetiştirecekti ve bu tablo olmayacaktı yani işte kader, kısmet tabii ki. Evet. Ama buradaki şurada bir kamera olsa veya da kamera olmasa da güvenlik bir saatte bir dolaşsa, yarım saatte bir dolaşsa bizim sitede dolaşıyorlar mesela. Çünkü neden? Hırsızlık olabilir. Her şey olabilir yani. Yani o zaman benim güvenliğimi kim koruyor? Sadece kapıdan girene çıkana mı güvenlik olmuş oluyor mesela? Onu anlayamıyorum ben. Bu konuyla ilgili bu otoparka gelmeden önce ayrıldığı restorandan da son görüntüleri var İbrahim Erkal'ın. Üzerinde kırmızı kapşonlu bir montu var ve o görüntüler de yayınlanacak birazdan. Arkadaşlarımız hazırlıyor. Ve o da İbrahim Erkal'ın son görüntüleri olarak şimdilik hazırlanıyor efendim. Onları da birazdan yayınlayacağız. Tabii insan kendisine bir şey olmaz zannediyor. Yani yüksek tansiyon hastasısın ve aslında alkol aldığın zaman bunun onu tetikleyeceğini biliyorsun zaten. Evet. Bunu doktor da söylüyor. Herkes de biliyor. Git doktora gitmesen de bilgi olarak bile bilirsin yani. Ama her zaman hep haberleri izleriz. Başkalarının başına gelecek zannederiz ama başımıza geleceğini hiç düşünmeyiz. İbrahim Erkal da bence. Belki çocuğuna olan sevincinin yeni bebek sahibi oldu. Hani belki onu kutlamak için alkol aldı ve bu alkol fazla... Birazdan o görüntüleri göstereceğiz. Fazla geldi ve tansiyonu tetikledi. Reklamlardan sonra göstereceğiz. Reklamlardan sonra tabii ki Cemal Ünal da bizle beraber olacak. Çünkü o da yapımcısıyla ciddi bir problem yaşıyor. Issız adam. Aynen. Issız adam. Hepsi reklamlardan sonra burada olacak efendim. Beyin kanaması geçiren ve durumu kritik olan İbrahim Erkal'ın son görüntüleri elimize ulaştı. İbrahim Erkal'ın son görüntüleri... Sadece duymayan kalmasın da birazdan... Anlamazdın anlamaz. Kadere de inanmazdım. Bugün stüdyomuzda Cemal Hünal'ı ağırlıyoruz.
Oyuncu merak edilenlerini, yeni projelerini ve gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarını sadece duymayan kalmasın da yapıyor. Birazdan... Evet efendim, bir başka konu ve konuğumuz var tabii ki. Cemal Ünal stüdyomuzda. Hoş geldin Cemal. Hoş bulduk. Nasılsın? Bizim ıssız adamımız. Issız adamımız tabii. İyi, çok iyiyim. Sağ ol, teşekkür ederim. O ıssız adam öyle kalacak mı hep? Ay sana kalsın, güzel film. Ben de. Aa, ben böyle bir şey görmedim ya. Yani sen hakikaten bazen şaşırtıyorsun. Neden canım? Şimdi mesela ben 15 sene önce bir tane şarkı yapmışım bu geceden. Tutmuş. Diyor ki şimdi. Bu gecenin hala... hatırına bak böyle bir şarkı sorun. 15 yıldır o şarkıyı biliyoruz, duyuyoruz. Tamam da. Çalıyoruz, Allah, dinliyoruz. O zaman Mahsun Kırmızı Gün de şarkı. Şimdi adamın ıssız adam. Yerleri yıkmış, dünyayı yıkmış yani. Şimdi diyor ki, bu böyle mi kalacak? Yani ıssız adam mı diyor şimdi? Böyle, hani, sadece hani... böyle anılmaktan. Adam onun üzerine kaç tane iş yaptı? Değil mi? Niye? Yani Ömer Şerif'in de bin tanesi. Ya aslında ben mümkün olduğu kadar değişik işler yapmaya çalıştım. Evet. Farklı farklı işler yapıyorsun. Evet. Tiyatro var. Sinemada farklı işlerde ekrana mümkün geliyorsun. Mümkün olduğu kadar değişik roller. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Bazı rol, bazı hikaye en öndedir. Hep o hatırlanır. Ömer Şerif'in de bin sürü film var. Doktor Jivago hatırlanıyor. Evet. Yani bu adama soracak mısın şimdi bu niye bunu böyle oldu diye? Neden Doktor Jivago'sun evet. diye soracağım. Evet. Onunla... Onu sorarsın. Peki böyle efendim. Şey Cemal Ünal tabii ki bir garip tartışmanın içinde. Çünkü şundan dolayı kendisinin istemediği ve tarafta olmayı tercih etmediği bir tartışma bu. Çünkü yapımcısıyla Atçalı Kel Mehmet filminde en son rol aldı. Çekimleri bitti mi onun? Çekimleri bitti. Ekim ortasında falan bitti çekimler. Ekim ortasında çekimler bitti ancak hem Cemal Ünal'la hem de ekiple ilgili çeşitli iddialar var. Bir onunla ilgili VTR'miz var. Onu izleyelim. Sonra Cemal'le sohbete devam edeceğiz. Yapımcısına emek hırsızı diyen Cemal Ünal mahkemelik oldu. Binicilik ve aşçılık konusundaki ustalığıyla tanınan ünlü oyuncu Cemal Ünal, Gökhan Keser ve Ceren Kaplakaraslan'la başrolünü paylaştığı Atçalı filminin yapım şirketiyle mahkemelik oldu. Cemal Ünal, yakın tarihin önemli halk kahramanlarından biri olarak bilinen Atçalı Kel Mehmet Efe'nin gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı filmin yapımcısıyla 3 ayrı sözleşme birden imzaladı. Film için hem oyunculuk bedeli alan Ünal hem de kiraladığı at ve ek atlar için de ayrıca 2 sözleşme daha imzaladı. İzmir'de çekilen ve vizyon tarihi referandumdan dolayı 29 Eylül'e ertelenen film için kendisine verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden Cemal Ünal, Facebook sayfasından afişini yayınladı, filmin yapımcılarını bombaladı ve bu filmin yapımcıları emek hırsızı ve ahlak yoksunu. Galada orada olmayacağım, gereken açıklamaları zaman içinde yapacağım yazdı. Cemal Ünal'ın Facebook'tan yaptığı ağır suçlama üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT'nin desteğiyle filmi çeken yapımcı Güler Nalbantoğlu dava açacaklarını açıkladı. Kendilerinden haksız yere ödemeler talep ettiği belirtilen Ünal'ın film için toplam 235 bin liraya anlaştığı, bu ücretin de sadece 25 bin lirasının ödenmediği öne sürüldü. Evet, Atçalı Kel Mehmet tartışması var tabii ki. Nedir Cemal, bir de senin ağzından dinleyelim mi hikayeyi? Ya şimdi... Ne zaman başladınız? Bu teklif nasıl geldi sana? İstersen oradan başla. Ben projenin çalışmalarına geçen sene Haziran 15'te falan başladım. Danışman olarak başladım, eğitmen olarak başladım. Benim görevim teknik olarak işte Ekim ortası setin bitmesiyle beraber bitti. Dolayısıyla benim için uzun bir çalışma süreciydi. Beni çok üzüyor bu çünkü... Eğitmen, yani özellikle eğitmen olarak dedin hani seyirci artık senin at binicilik ok merakını biliyor ve bu konularda şey oluyor ama o anlamda eğitmen değil mi? Tabii tabii. Temmuz Ağustos aylarında biz okulumuzu haftanın 4 günü kapattık. Sadece oyuncuları açtık. Ki film öncesi bütün bu hazırlık oyuncuların at eğitimi, kılıç eğitimi tamamlanabilsin. Çünkü ciddi aksiyon sahneleri olan çok güzel bir senaryo biz çok severek başladık. Çok emek sarf edildi gerçekten. Hani biz o yaz süresince eğitim süresi için yapımdan bir ücret de talep etmedik.
Çünkü öyle bütçeler yok zaten. Şimdi ben günlük olarak oyuncuların eğitim ücretlerini yazmaya kalksam kimse gelip çalışamaz ki. Hmm. Yani bizimki de bir okul netice itibariyle. Ama biz filmin çok iyi olmasını istedik. Bir şeydir yani. Ve ben sette her sabah saat 5'te gidip hani ekibi kaldırıp hani atları kamyonları yükleyip falan... Set çalışması veya işin zorlukları hiç umurumuzda değil. Biz zaten çok severek yapıyoruz bir şey. Zaten bunları evet. göze almışız. Ben de hiç kimse de bu kadar emek sarf ettiği bir işi, bu kadar severek yaptığı bir işi. Çünkü ben özellikle dönem işi olduğu için ve Efe hikayelerini sevdiğim için, atçılık elmemekte bildiğim için. Elimden geldiği kadar prodüksiyonun malzeme toplamasına da yardımcı oldum. Ki bugüne kadar da bekledik ve sessiz kaldık. Ben icraya da vermedim yapım şirketini. Çünkü hiçbir oyuncu bir yapım şirketiyle icralık tamamlık olmaz. Hadi diyeceksin bana ne oldu, niye patladın? Hı hı. Durdun sosyal medyadan böyle bir rezalet çıkardın. Estağfurullah. Açıkçası yani sonuçta hakkını arıyorsunuz. Ya hayır, ben oyuncu üyemesi olarak ben paramı aldım. Yani resmi mercilere gitmek zorunda kaldım. Kültür Bakanlığı'na yazı atmak zorunda kaldık ve bu şekilde aldım. Benim şahsi olarak buradan kendime bir alacağım yok. Burada ekibin alacağı paralar var, sanat ekibinin alacağı paralar var. Hani bunlardan ben çok bahsetmek istemiyorum. Filmi de kötülemek istemiyorum. Dediğim gibi inanılmaz bir çalışma yaptık. Çok çalıştık. Ama ben karşımdaki insanlarla sağlıklı bir iletişime geçemiyorum vesaire. Hadi onu da geçtim. Dedik bekleyeceğiz artık. Hani yapacak bir şey yok. Sonra nerede patlarsın? İşte dedim güzel bir İzmir sabahı, 2 gün önce akşam oyunumuz vardı. Sabah kalktım. Hani otelin kahvaltısı berbat. Dedim çıkarım şuradan güzel bir menemen yerim, giderim kızlar arasına, gittim orada işte güzel bir meyve sucu buldum. Meyve suyumu içtim, hani oturamayacağım kadar enerji verdi bana falan. Çok sevdiğim bir antika dükkanı var. Arkadaşım da çok yakın, arkadaşım sahibi Cem. Gittim onun dükkanına. Neşem hani böyle artık kulaklarımdan neşe çıkıyor. Bahar sabahı güzel gidiyor. Dükkanına içeri girdim. Cem dedim ne haber, nasıl gidiyor falan dedi. Ya dedi nereden bulaştırdın beni bu işe dedi ya. Sabah sabah bir şalterim attı. Bu arada hani günlük olarak biz projedeki diğer arkadaşlarla hani kamyoncusundan tut vesaire hepsiyle konuşuyorum. Zaten adam bana arıyor, abi sen oradasın diye biz geldik. Hani yaptık, çalıştık, ettik falan. Bütün bunların ceremesini çekmek zorunda kalıyorum. Bunlar da beni üzüyor. Ben bunları da hep tabii ki kendime saklıyorum. Netice itibariyle hani benim çalıştığım bir proje, her türlü projenin de çalışma zorlukları vardır. Ama sağlıklı iletişim vardır, bir karşılıklı sevgi saygı ilişkisi vardır. Hani belli bir şey bellidir. Sen vesile oldun sonuçta değil mi? Yani kamyoncuya, bir sürü teknik insan, ekibi. Tabii teknik Cem, ekibi, oradaki antikacıya, orada kurulan at ekibine, orada çalışan çocuklara. 1000 kişi. Sanat ekibine hani sette de hepsine yardımcı oldum. Ben orada hani çok enteresan bir beyanları var. Ben sete gelmedim diye iş aksamış. Ben onlara setten önce gelmeyeceğim, orada olmayacağım. 6 gün söyledim. Yani benim o kadar iş günüm de, oyuncu olarak zaten iş günüm o kadar yoktu. Gayet belli bir takvim. Çünkü onlar da şeyi söylüyor işte sete gelmedi. Onun yüzünden 1,5 hafta setimiz uzadı. Yoksa tiyatron vardı. Buyursunlar oradaki yani set ekibindeki herhangi birisi onlardan önce sette olduğumu söyleyecektir. O 6 hafta boyunca. Bir de bugüne kadar bu kadar film yapmış bu adam. Hangisinde böyle bir şey duyduk yani? Hani böyle de bir şey var. Hani hangisinde Cemal Yunan'ın böyle bir... Ya inanın benim de çok... Herkes de kişiler olarak geçinmek zorunda değil. Herkes de birbirini sevmek zorunda değil. Ama dediğim gibi şimdi bizim orada bedel biçmediğimiz, bedel bitsek de asla hani yapılamayacak bir sürü şey var. Ve biz bunu her zaman filmlerde katkı olarak yapmaya çalışıyoruz. Oyuncular olsun, ekip olsun. Hani bütçenin içerisinde olmayan şeyleri mümkün olduğu kadar elimizden... konumuzdan. Benim bir sürü cebimden harcadığım paralar var. Ya inanmazsın. Benim bunu, hani kendi adıma suç teşkil ediyor ya. Gittik biz eski çakmaklı silahların namlularından, çakmaklarından topladık. Silah yaptık. Gittik sağdan soldan av bayilerini araştırdık falan. Kara barut bulduk. Sonra araştırdık. Rehberleri bulduk. Bu silahlar nasıl dolduruluyor? Nasıl ateşleniyor falan. Sette dolaşıyoruz. Biz birimizin elinde 2,5 kilo kara barutu var. İçinde 3 tane piştof. Sürekli temizle, doldur. Oyuncuların eline ver. İşte bekle, emniyet şeylerini takip et falan. Bütün bunların olması için biz o kadar emek verdik ki. Peki sen bütün bunları niye yaptın? Bu senin işin, profesyonel işinin içinde miydi? Sen mesela at... İşimi aşan kısımları da vardı bunun. Hani her gün benim öyle bir sette olup da sabah işte gidip oyuncuların bineceği atları çalıştırmak gibi mecburiyetim yok. Ama yaparsam sonuç daha iyi oluyor. Yani... Şimdi bir de Cemal hani at bu işleri... Hayatı bunun üzerine geçiyor. Ama bir geçiyor. Şey söyleyeceğim. Sadece binicilik ve ok mu var şeyde de? Var mı filmde de? Yok filmde ok yok zaten. Hani ateşli silahların olduğu bir dönem. Hani Ege'den bahsediyoruz. Efe hikayesi. At biniliyor sadece herhalde. Evet evet. Şimdi sen bir tek buna katkıda bulunup aslında bunun karşılığında bir bedel alacaktı. Ama zannediyorum ki sen her şeyde emek sarf ettin. Yardımcı olmak adına. Ben projeye bir nevi danışman olarak da çalıştım. Dediğim gibi Neşat Çuadoroğlu'nun çok güzel müzesi vardır bilirsiniz. Hisarart. Evet evet. Onu evet. oraya götürdüm. Efekt kıyafetlerinden tutun. Neşat Bey'den de işte o zaman büyük destek istemiştik. Onlar için sponsor görüşmeleri için işte yardımcı olmak için onlarla beraber kalktım. Denizli'ye gittim.
Hani şu anda parayı mı vermiyorlar? Hiç mi vermediler? Ya çok var, bir sürü açıkta ödemeleri var. Hani kabul de etmiyorlar. Sen ama oyunculuk olarak bütün hak ettiğin ücreti aldın. Evet, KDV ve stopajım hariç aldım, evet. Öyle mi KDV? Evet. Niye o zaman? O da ciddi bir şey yapacağım. Saçmalama, vergi kaçırmak oluyor. Hayır, yani sonuçta... Yok, onlar halledilmeyecek şeyler değil yani. Hani onlar da işte belli tarlada halledilir. O nispeten ufak tefek şeyler ama dediğim ama gibi bunun hani. Bunun dışında neler var? Hani bilelim ki en azından burada seyrediyorlar. Ya şimdi zaten bilsinler bir... yani neleri ödemelere gerektiğini. Yok, onlar biliyorlardı zaten. Şimdi burada bir adli bir sürece de girecek. Ben de insanların tadını da kaçırmak istemiyorum. Bakın gerçekten bu filmde, o filmde çalışan oyuncular olsun, görüntü yönetmeni olsun, yönetmeni olsun, bütün ekibi olsun, çaycısına kadar herkesin çok fazla emeği var. Herkesin çok fazla emeği var. Ben böyle bir şeyde bugüne kadar hani sosyal medyadan patlatmamışım. Niye böyle bir şey yapayım? Bir öfke anıma denk geldi benim de. Hani o Cem'in dükkanından çıktığım zaman kulaklarımdan duman çıkıyordu. Şimdi yapmasaydım diyor musun şimdi? Yok, ben geçmiş olsun. Söz ağzından çıktı bir kere. Ha, yani evet. Bir şey söyleyeceğim. Ben hala bu Cem'in bu işini... Hayır, ben de bir şey yapmasaydım diyemiyorum. Çünkü ben de bir şey oldum. Oh falan oldum. Ha, yani. Rahat. Sen ne burcusun? Burcun? Terazi. Terazi misin? Ama yükselenim akrep. Ha, o yüzden söyleyecektim. Bir akreplik var mı diyecektim de. Aslında son ana kadar bekler. Yani akrep burcu. Aynen. Ama gitti de mi? Gider. Çünkü benim valide de öyle. Peki şöyle, bu Cem'i anlayamadım. Bu Cem sana dedi ya, yani benim bu işe nereden bulaştığını. O neresindeydi işin? O ne yaptı? Peki, o Cem antikacı. Elinde bir sürü Efes silahları, kamalar, yatağanlar, tüfekler. Tedarikçi yani. Tedarikçi. Yani. Evet. O da mı parasını alamadı? Tabii. Evet. Anlamadım. Peki bunun için mesela niye mahkemeye başvurulmadı da mahkeme süreci? Ya benim işte birkaç tane ihtarname vesaire gönderdim ben standart, ama yani ben de şimdi yapım şirketi, yani bir yapım şirketini ben icraya versem o da haber olacak. Tabii. Aynı yerden çıkacağız. Niye böyle bir şey yapmak isteyeyim? Gele bak ya, Haziran'dan Ekim ayına kadar çalışmışım. Yani ne kendim rezil olmak isterim. Benim canım tatlı da falan da değildir yani hani. Hayır, kendi adıma ya, değil, yani, işte, hayır canım tatlı olmasın, bir şey yapması karşısında olacak. Benim param diye ağlayacak bir şey yani, söz konusu zaten kalan meblağdan benim şahsi bir alacağım diyor ki, o filmde çalışan çocukların parası, oradaki atların yem parası ve biz zaten her şeyi, ya ben onlara çalıştığım hani proje için onlara çıkardığım bütçeyi versem bizim diğer bu filmlere at veren abiler gelir beni ayağımdan vurur, piyasayı bozuyorsun. Ama bir şey söyleyeceğim, bu ayıp bir şey ya. Toplam yani kaç lira peki alacağım? Yani. Telaffuz etmeyeyim. Hani şey, galiba sözleşme ihlaline falan giriyor o tip şeyler. Onun için. Bana gelen bilgilerde 235 bin lira dışında alacağı yok. Sözleşmeye göre 210 binini aldı. 25 bin o civarda bir alacak. Yani şimdi zaten bir kere orada telaffuz edilen rakamlar benim cebime giren paralar falan değil. Orada tabii, zaten tabii, hani tabii ki. İki tane kamyonun bir aylık kirası var. Ondan sonra ben 15 kişilik ekip var. Ben sen alıyorsun, ne söylemiyorum. Evet. Sonuçta oraya bir ekiple hizmet veriliyor. Bu 235 evet. bin lira da olabilir, evet. 535 bin evet. lira da olabilir. Şöyle söyleyeyim, benim ekip olarak işte 4 haftalık alacağım kamyoncunun parası artı haliyle bugüne kadar sarf ettiğim avukat masrafları var. Başka kendi adımım. Nedir yani o? 25-30 bin lira gibi bir rakam. İşte 90 bin lira falan civarında. 90 bin lira gibi. Tamam, bir yapım şirketi için 90 bin lira çok önemli. Burada rezillik, bu kadar önemli bir film çekilmiş, bu kadar emek sarf edilmiş. Her şeyden önce burada bir oyuncu oturuyor. Evet. Yani bir oyuncu bu hale gelmemeli. Biz bugüne kadar değil mi görmedik Cemal'i bu şekilde yani. Değil mi? Öyle bir sistemi olmadı yani. Valla yine benim yani. Keyfim yerinde. Hani. Yok, senin keyfin ama tabii ki yerinde olsun. Açıkçası olsun, ben ama hani eminim hani birçok insan buna üzülmüştür. Ben kendi adıma daha fazla üzülüyorum. Çünkü kendileri de biliyorlar yapımcıları. Benim bu işe ne kadar emek sarf ettiğimi, o sette nasıl bir mesai yaptığımı. Hani ondan sonra bir kenara sıkıştıkları zaman gelip de adam işe gelmedi falan demeleri de çirkinleştiriyor işi. Beni kışkırtan şeylerden bir tanesi de o. Çünkü sen de ona kışkırıp sen yalancı, üçkağıtçının tekisin, set ekibi sizden para alamadı, herkese icralıksın falan diye bayağı bir vites büyüttün. Tabii bir ara vitesi büyüttüm yani hani. Ama yani ben de insanım netice itibariyle. Bir de şey, baba tarafı Arnavut, şimdi ister istemez genetik olarak da bir yerden patlıyorsun, yapacak bir şey. Arnavut şeyi var değil mi? Ben söyleyemem o kelimeyi. Evet. Arnavut'da. Benim tikim vardı orken. Sen bilme. Sen bak, öyle Allah'ım gene söyledim neden, ben kendi ağzıma. Neden var peki? Var, çocukluğumdan kalma bir şey. Baba Arnavut muydu sen? Var mı kökende öyle bir şey? Ondan değil. Arnavut'tan sonra gelen kelimeye tikim var. Tamam, bunu sık sık söyleyeceğim. Yap. İyi oldu. Peki şimdi galaya falan da gitmeyeceğim diyorsun. Belki hani ödemeler yapılsa, sonuçta hani yapım şirketi de gördüğüm kadarıyla çok da hani ona buna illa takalım bilmem ne yapalım diyen bir yapım şirketi değil. Yeni bir yapım şirketi mi bu? Düzgün de bir iş çıkarmışlar. Değil mi?
Umarım, ya ben işi görmedim açıkçası. Çok da düzgün bir iş çıkardıklarını umuyorum tabii ki. Hani benim işle ilgili beklentilerim son derece yüksek. Hani Gökhan Keser bir kere hani inanılmaz cevval çıktı. Hani, ve bu film onun için de çok büyük bir başarı. Bu başarının lekelenmesini de istemem. Tabii ki. Ve çok çalıştı, çok emek sarf etti. Fiziksel olarak kendini çok tehlikeye attı. Çok büyük cesaret gösterdi ve çok iyi bir oyunculuk çıkardı. Ne zaman film vizyona giriyor? Bilmem. Bir şey söyleyeceğim. Nerede senin bu at şeyi binecek? Gümüşdere'de. Gümüşdere Kilyos. Yani sen böyle Kilyos. Filmciler sadece peki normal vatandaşlar da gelip senin orada at binebiliyorlar mı? Ders tabii şimdi mı? Aslında bizim orada yaptığımız şey bu böyle yaklaşık olarak herhalde bir 15 senelik böyle bir araştırma ve uygulamanın sonucu olarak biz Anadolu topraklarında orta çağlarda yapılan atçılık ve atlı savaş sanatlarını hayata geçiren, araştıran ve geliştiren bir dernek kurduk. Zaman içerisinde bu spor kulübüne dönüştü. Bu geçtiğimiz yıllar içerisinde de atlı okçuluk dünyada bir spor olarak yayıldı. Türkiye'de Geleneksel Türk Sporları Federasyonu bunu çok güzel sahiplendi. Yıllık olarak Türkiye'de şampiyonalar yapılmaya başlandı. Ve biz geçen sene Kore'de dünya şampiyonasında Türk sporcumuz iki tane birincilik aldı. Ayrı. Ne güzel bir şey ya. Senin burası de geçmişte yarıştığın şeyler vardı. Benim var. Bir tane bir uluslararası müsabakada dünya ikinciliğim var. Evet. Burada yapılan bir müsabakada birinciliğim var. Ama ondan sonra iptal edildi. O lisansım geçerli değildi. Evet. Şimdi burası mı? Evet. Cemal burası mı? Burası çiftlik. Burası yok. Burası eski kulübüm burası. Ama evet başka bir link var onu. Yani mesela sana gelse istersen. İnsanlar oraya at binmek için ders almak istese orada bu dersler tabii, veriliyor tabii, mu? Tabii tabii yani normal yani insanlar da gelse. Tabii tabii açık bir okul. Bizimki kulüp sistemi de değil. Gerçekten çünkü çok mesai ve çok özveri isteyen bir spor. Çok insanların buna vakit ayırması gerekiyor ve ben de hem bizim eğitim sistemimizin gelişmesi hem atların doğru eğitilmesi ve binicilerin doğru eğitilmesi ve hani işin gerçekten güzel orada gelişmesi için çok... Orada seni görebiliyorlar mı? Tabii tabii ben de eğitim veriyorum şahsen. Orada Allah Allah. Tabii canım. Mesela hayranları gidip Cemal Ünal'dan binicilik dersi alabilir bilir o zaman öyle mi? Okçu. Evet. Ben bilmiyordum mesela seni yani tabii haftanın şimdi müsaade ettiği sürece tabii ben ki. Orada olabilirim. Bir turneye gittiğim zaman 3-5 gün bir film çekimi olsa belki bir ay gidemiyorum. Ya da dizi olsa en son Paramparça vardı değil mi? En son Paramparça vardı evet. Bayağı bir geçen sezona kadar oynadık. Evet evet. Değil mi? 40 bölüm. Fakat ben şimdi sen konuştukça ne düşünüyorum biliyor musun? Issız adam senden başka kimse oynayamaz. Yani ıssız adama bir tek sen oynayabilir misin? Hal ve hareketlerine falan hiçbir yani baksana, bir rol olduğunu bile düşünme. Yani böyle bir şey bizi ne ağlattın ya. Böyle bir şey olamaz bir ya. Gerçekten. Ama baksana buradaki hareket. Şimdi ama senaryo yani gerçekten bakın bir hikayeyi yani bu bir bina için bile geçerli. Güzel bir mimari plan yaparsınız ve o bina güzel olur. Hani çağın dikişlerini o kadar tek tek atan bir yönetmen ve yazar çok ki. Çok önemli bir adam. Ve çok özellikle önemli. İnsan hikayeleri ve insan duyguları üzerine çok sağlıklı empatiler kurabilen ve hikayeyi nasıl anlatacağını çok iyi bilen bir yönetmen. Şuraya bakın bir... çağın setinde çalışmak inanılmaz bir tecrübedir. Hani gerçekten dünya standartları açısıdır. Çalıştın mı daha çağınla? Hayır çalışmayayım. Bir daha çalışmayayım. Ondan önce beraber çalışmıştık. Bir şey söyleyeceğim. Ne olur şu sahneyi bir tık seyredebilir miyiz? Aç sesini. Beni benden... Ağlamayacaksın ama. Kendileri iyi yaptığını düşünmüştüm. Yeni kulübün bir videosu var. Daha nedene kadar. Sana ait ufacık bir toka alay etti benimle o gün. İşte o sabah seni ve neleri kaybettiğimi anladım. Bir daha sen olmayacaktın. Bir daha bunu yaşayamayacaktım ben başkasıyla. Hayat alay etmeye devam etti benimle. Sana benzeyen yüzler, kokuna benzeyen kokular, sesine benzer sesler çıkardı karşıma. Ya da bana mı öyle geldi ne? Bilmem. Biliyor musun? Bir gün nerede kaybettiğini bilmediğin o küçücük saç tokası hala cebimde durur. İyiyim. Çok iyi. Ya burası çok... bir dakika. Dedim burası. Ya, aç sesini. Bir dakika daha. Seren ağlamak istiyor dur. Ya ne alakası? En önemli yer bak. Şaşırdım ben biraz. Hay Allah.
Seni aradım birkaç kere. Telefonların değişmiş tabii. İngiltere'ye taşındım. Evlendim. Öyle mi? Çok sevindim senin adına. Eşin? Hakan. Orada bir şirkette çalışıyor. Ben meslek aynı işte. Orada da bir dükkan açtık. Öyle gidiyor işte. Şenol'un oğluydu galiba değil mi? Çok tatlı maşallah. İntikam mı alıyorsun? Gülümsüyorsun. Gerçek mi? Ne oldu? Bitti. Bir şey söyleyeceğim. Ya filmin sonuna kadar izleyecek miyiz? Hayır hayır, gidiyorlardı, birbirine sarılacaklar. Orayı da görseydik 2 dakika. Yok mu orası? Bak, birkaç dakikası daha var orayı. birkaç dakika daha var. Sana DVD alacağım. Ben 100 kere seyrettim. Olsun ya. Cemal imzalasın. Gerçekten çok kutlarım. Yani bu kadar iyi bir oyunculuk, bu kadar yani güzel bir hikaye. Hepiniz muhteşemdiniz yani. Hani ıssız adam var hayatımızda yani. Ve sen gerçekten... Ha, senin sevgilin var mı? Evli ya. Ben evliyim, çocuğum var benim. Tabii ya. Tabii. Peki ne zaman yani evlendin? Lale Jungle'la. O kadar inandırmış ki. 5 sene falan. 2011 falan. Evet, 5 sene oldu. Altı, böyle bir, ayrılma falan öyle bir şey okudum. Bir de 12-13 senedir beraberiz biz. Aa, o zaman hiç ıssız adam değil misin sen? Hiç alakam yok. Gayet istikrarlı bir adam. Çok istikrarlı, çok da mutlu bir evliliği var. Kaç yaşında evet. Oldu çocuk? 2,5. Ay maşallah ya. Tabii. Sen zor musun hafif evde sanki? Hı? Hı? Zorum tabii evet. Zorsun değil mi? Sorma. Yani, ama iyi bir suçlu adamsın ama zor bir adamsın. Dediğim gibi bir adam. Evet. Yani iyi olunca da bırakılmıyor. Allah kahretsin ki zorluğu da çekilmek zorunda kalıyor yani. Yani böyle bir tarafı da oluyor bu iyi ve zor adamların. Bak Atilla. Ay çok tatlı, Allah bağışlasın. Bir de eşine çok sormak isterdim. Lale ne yapıyor? İyi idare ediyor benim. İyi mi Lale? Ne yapıyor? Lale çok iyi. Mücevher yapıyor. Yüzükler yapıyor, bilezikler yapıyor. Öyle mi tasarım işi? Evet, tasarım işi. Aa, güzelmiş evet. Ya. Çok güzel şeyler yapıyor. Evde küçük bir atölye kurdu kendine. Bana da bir şeyler yapıyor. Oh, şu boynundaki de o mu yaptı? Valla. Ay çok güzel. Evde dökme güzel... falan bir şey mi? Bakayım ya. İşte önce işleme sonra dökme. Aa valla. Hitit falan gibi bir şey. O, Odin. Ha. Ne güzel. Bayıldım. Peki şey, kıymetini biliyor musun eşinin? Ay çok seviyorum ben. Sadıksın mı? Yani sadakat önemli mi senin için? Tabii ki yani hani. Çünkü kadına için çok önemli yani. Ya o kadar temel bir şey ki bir ilişkinin yürümesi için sevgi ve saygı. Zaten ikisinden birinden öyle bir feragatte bulunan mümkün değil. Bir de kalbin olduğu yerde mutluysa. Sen bizi o kadar bu ıssız adamdaki karakterine şey yapma. Ben şimdi sana bakıyorum. Oyuncu işte. O kadar oradaki adama inanmışım ki. İngilizce söyleyeyim. I'm an actor. Aynen doğru ve çok iyi bir. Evet. Aa burada da çok beraber çift, yani çiftlikte mi yaşıyorsunuz şimdi? Yok hayır çünkü canım. Bizim bir insan gibi bir evimiz var. Ama bayağı bir arada çiftlik hayatı vardı. Yok şöyle bayağı. Şimdi ben bundan önce bir tane kulüp kurdum. Bu kurduğum kuruluşunda bulundum. İkinci kulüp. Ve çok sevdiğim bir arkadaşımın çok güzel bir çiftliği var Gümüşdere'de. Ben ilk kulübümden ayrıldığım zaman aslında yeni bir başlangıç yapmaya da çok bir cesaretim de yoktu aslında. Ama o imkan sağdı bana, Sadık. Ben de dedi çok istiyorum, gel burada böyle bir şey yapalım. Toprak sahibi de olduğu için ve yani çok iyi bir insan, çok iyi bir binici. Ve beraber geçtiğimiz bir sene içinde çiftliği çok geliştirdik. Bir tane otağı kurduk 6 metre çapında, geleneksel. Misafirler orada kalabiliyor. Geçenlerde bir tane Kızılderili çadırı kurduk. Benim Allah Instagram'da var. 6,5 metre yüksekliğinde. Vay be. 6 metre genişliğinde. Şimdi Almanya'dan bir grubumuz var. Onlar eğitim almak için geldiler. Binicilik, okçuluk ve kılıç için. Tabii burada amaç hem bir şey geliştirebilmek, hem bu atlara bakabilmek ve tabii tesisi ve okulu ayakta tutup geliştirebilmek. Hem öğrenci yetiştirip bir geleceği olmasını sağlamak. Kaç at var orada? Şu anda 18. 18. Hı-hı. Evet. Sen biraz hiperaktiflik var mı? Evet tabii canım. Hiperaktif ADD direkt. Peki sen o zaman mesela dizide nasıl yani bekliyorsun mesela aralarda hani ışık falan yapılıyor ya bekleyebiliyor musun? Gezerek bekliyorum. Yani seni... At biniyor ya sürekli hayır, atıyla gidip gidiyor. Hayır en büyük handikap değil mi? Işık yapılıyor. Tabii canım. O bekleme şey var ya aynen. Fenalık geçirir o diye. O yüzden hani boş zamanlar... Ekibi eğlendiriyorum mümkün olduğu kadar. Ben çocukluğumda... Filmci olmayı çok istiyordum. Biz kardeşimle kısa filmler çekerdik. Böyle plastik makyaj yapardık falan. Ondan sonra böyle yani meslek falan düşünmeye başladığında ben mimari okumaya karar vermiştim. O dönemde işte Londra'daydım. Sonra sanat tasarım hazırlık okurken ben bir gün bir telefon geldi ve
ertesi gün Ali Nur Velidedeoğlu'na asistan olarak başladım. Süper bir başlangıç yapmışsın. Ve Londra'da Pinewood Studios'ya yan plazada Avengers çekiliyor. Sean Connery ile tanıştım o gün. Uma Thurman'la tanıştım. Ralph Fiennes'dan sigara istedim. O zaman İngilizcem falan da süper. Ve o gün ben Ali Nur Velidedeoğlu'nun reklam setinde setin çaycısıydım. Hmm. 19 yaşında. Olabilir. 3 gün sonra prodüksiyon şoförüydüm. Bayağı sıfırdan başladım. Sıfırdan ve bu sektörden yönetmeninden, fokus pudurundan, sanat departmanına kadar herkesin yaptığı her işi yaptım ben. Benim için oyunculuk çok sonradan. Hani ben yazar olarak geliştiriyordum çünkü kendimi. Senaryo yazmak benim için başlıca bir tutku. O yönde geliştiriyordum kendimi. Benim kamera önü de benim karakterim için çok uygun. Yani oyunculuğu çok seviyorum. Sahnede de çok şeyler yapmışım. Tiyatroyu da çok seviyordum ama kamera önü benim karakterime uygun değil gibi geliyordu benim için. Ünlü bir adam olmak değil galiba. Gibi ya da işte her halükarda işte kamera önü. Ben kamera arkasında hikayeyi anlatan tarafı beni daha çok çekiyordu. Ama baksana hala öylesin biliyor musun? Yani şimdi mesela sette o hizmetleri veriyor olman, ekipleri biliyorsun kuruyor olman. Biliyorsun çünkü neyin nasıl çalıştığını biliyorsun. Ve yaptığın en ufak bir değişiklik o kadar olumlu etkileyebiliyor ki bir sahnede bir plan. Hani bir çakmaklı silahın bile işte sek barutunun önce ateşlenip... Ne zaman çekeceksin kendi filmini? Belki Haziran'da. Vallahi mi? Hiç bilmiyordum. Ciddi mi? Kısmet. Ya ne çekeceksin? Ya şu anda mesela bitmiş 3 tane senaryom var. Yani onları da bekletiyorum. Hani beklettim bugüne kadar. Hem biraz ideal şartların doğması için, senaryoların ideal kıvama gelmesi için. İşte yazım aşamasında olan 4 tane senaryom var. Bir tane böyle uzun vade evrede aksiyon, bir var. Aksiyon vardır var tabii ki. Bir şey söyleyebilir miyim? Hemen şu an aklıma geldiği için. Çağan Irmak'la konuşsanız bu ıssız adam nasıl Recep İvedik'in ikisi, üçü, beşi var. Olmaz mı acaba bunlar hani boşanmış olsa kız tekrardan? Yani Çağan şey... öyle başka bir gişe topuna çıkacak olsaydı arada yaptığı filmler ve anlattığı hikayeler çok farklı olurdu. O kadar insan hikayelerine odaklanıyor ki ve o kadar samimi ve derin, insanlara derin dokunan hikayelere odaklanıyor ki onun derdi ve sinema tarzı bambaşka bir şey. Hayır, gişeden dolayı değil. O kadar çok sevdik ki bu filmin üzerine bir film olmadı aşk Patronla üzerine. Patronla konuşacaksınız valla. Buradan Çağan Irmak'a sesleniyoruz. Biz bu ikinci şeyi istiyoruz ya, ıssız adamı. Belki bu kız o çocukla mutlu olamadı. Çünkü onu severken öbürküsünle evlendi. Belki tekrardan bir aşk başlayabilir. Senaryo danışmanı da var hazırda. Çok güzel olabilir gerçekten. Peki İbrahim Erkal'ın görüntüleri, son görüntüleri o da biliyorsun yoğun bakımda. Ve son görüntülerini hazırladı arkadaşlarımız. Otoparkta düşmeden önce bulunduğu restorandan ayrılıyor ve o görüntüler var. Kamera görüntülerine bir bakalım şimdi.
Evet, İbrahim Erkal'ın Maltepe'deki restorandan çıkış görüntüleri. Burası bir tesis ve teşekkür ediyoruz kendilerine. Herhangi bir şekilde bizimle paylaşan tesis bir reklam amacıyla falan yapmadığını biz rica ettik ve kendileri de asla ne adları ne görüntüleri falan geçmesini istemediler zaten. Burası alkol kullanılmayan bir mekan ve daha önceki bir mekanda alkol kullanıp kullanmadığını bilmiyoruz. Ama sonra buradan çıkış görüntüleri İbrahim Erkal'ın böyle arkadaşlara beraber çıkıyor. Saat 23.23. Buradan gidiyor. Bir vale, demin bize röportaj veren vale ile buluşuyor. Vale onu Maltepe'deki 10 dakikalık yoldaki evine bırakıyor. Evin otoparkında da ayrıldıktan sonra ne yazık ki yüksek tansiyondan düşerek 1,5 saat boyunca otoparkta tek başına kalıyor. Bayağı yürüyerek bir restorana gitmiş, sağlıklı bir şekilde oradan çıkıyor ve bir saat sonra böyle bir şey yaşatıyor sana işte hayat yani. Evet, kırmızı. Peki o zaman burada alkolü olmayan bir restoran sana vale niye onu götürdü o zaman? Ben onu anlayamadım. Belki orası. Yani daha önce 9 yıldır götürüyorum diyor ya vale bize verdiği röportajda. Demek ki hani akşamları burası çok sık takıldığı bir mekan İbrahim Erkal'ın. Akşamları buradan demek ki çıkarak o valeyle evine ulaşıyor. Yıllardır da aynı vale İbrahim Erkal'ı evine götürüyor. Çünkü eviyle burası arasındaki mesafe 10-13 dakikalık bir mesafe. 23-23'te zaten kamera kayıtlarında da var. 23-23'te böyle arkadaşlarıyla çıkıyor İbrahim ya Erkal. Kim nereden bilecek tabii, bir de böyle bir şey var. Hani şu olmasaydı, bu olmasaydı, bu böyle olsaydı falan diye konuşuyoruz tabii de şu an. Düşünsene arkadaşlarınla tabii bir akşam yemeği yemişsin. Ve daha asansöre bile gidemeden beyin kanaması geçiyorsun. Tabii böyle bir sonu insanın beklediğini insan da bilemez. Başına geleceğini düşünemezsin. Çünkü ama... yani burada da tabii ki hani sağlık durumunu kötü olsa ya da fenalaşıyor falan olsa sonuçta arkadaşlarıyla orada saatlerce beraber oturmuşlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu hipertansiyon denen şey birdenbire böyle orada pik yaptı demek ki. Yani hani bu böyle ya biraz insanın başı ağrır, birisi bir şey olur, bir sıcaklık hisseder falan ama hani hiç diyorum ya, kendi kendimize konduramayız. Başımız ağrıyor mesela, geçer diyoruz. Hemen bir tane ağrı kesici alıyoruz. Kim bilir o neden ağrıyor, ne sonuçlar doğuyor. Hiç kendimize de çok önem veren bir toplum değiliz yani. Peki efendim, duymayan kalmasının. Yine de tekrar ulaştı. İnşallah böyle yürümesini, yürüdüğünü görürüz. İnşallah sağlık haberlerini vermek nasip olur sevgili seyirciler. Dualarımız geçen onunla. Haftada üçüncü çocuğu olmuştu. Daha çok yeni. Ve arabada da valeye çocuğundan bahsediyormuş eve gelene kadar. Evet, ona da çok üzüldüm yani. Yani ona doyamadan inşallah böyle bir... Pazartesi günü inşallah şey yaşanmaz. Bu konuyla ilgili güzel haberlerle İbrahim Erkal'dan bu haberleri, inşallah iyi haberleri alırız pazartesi günü. Cemal, senin de böyle kazaların falan filan attan düşme çok fazla vardır biliyor musun? Çünkü eline falan bakıyor, hep yara bere etrafı değil mi? Ben yüz kemiklerin kırıldı diye biliyorum. Evet evet, 16 doğru. Tane vida var kafamda benim. Nerede? Kafam şurada, şu kadar yerde. Evet. O zaman normal ya senin yani. Tabii yani. Hayır yani. Sen... Bak bu düşme görüntüleri ya. Başlar bu düşme görüntüsü. Aa, burada takla attım hatta evet. Ama bu yüzünün şey olduğu... Yok değil ya... bu. Biga'da, müsabakada. Evet. Parkur çıkışında balyaya takıldı orada. Farklına kaçmaya çalışıyor. Peki bir şey, mesela bu Superman filmine de başrol oyuncusu, aktör. Christopher Reeve ya. Buradan aşağı felç oldu adam. Evet. Şimdi ne durumda böyle bir şey olabilir? Mesela sen bir sürü düşüyorsun. Ne oldu da bu adam Allah mesela korusun. Böyle... O muhtemelen galiba şimdi konkur komple dediğimiz bir spor var. Çok daha yüksek engeller atlıyorlar. 2 metrelik hendeklere iniyorlar. Su geçmeleri lazım. Kaygan zeminde koşturuyorlar atları vesaire. Çok profesyonellik gerektiren. Orada düşüşler tabii çok daha sert oluyor. Bildiğim kadarıyla Christopher Reeve sabit bir maniye takıldı. Atın altında kaldı. Boynunu kırdı. Ama ben, şu düşüşte de sen de kalabilirsin. Ya ben burada kalıyorum aslında. Ben yani atın taklaya girdiği anda ben ayrı takla atıp öbür tarafa gidiyorum zaten. At bir tarafa takla atıyor, ben öbür tarafa takla atıyorum. Evet, o ucuz atlatılmış. Düşmeyi de bilmek lazım. Zor, tehlikeli bir spor. Evet, yani biz eğitimde buna da önem veriyoruz mutlaka. Düşmeyi bilmesi lazım insan. Cüneyt Arkın filmlerini falan izliyor musun? Nasıl tabii bir atlayıcı? Yani Cüneyt Arkın'ın o dönemde o imkanlarla yaptığı işler, ben çok büyük hayranıyım. Bana çok ilham veren bir insandır. Şahsen kendisini çok severim. Beni çok sever. Yani cüssesi kadar büyük bir kalbi var. Büyük bir ruhu var. İnanılmaz bir insan. Yani
Gerçekten bana çok ilham veren insanlardan biridir. Bizim atlı okçuluk müsabakalarına, gösterilerine gelir yıllardır, gelir bize mi? Destek olur. Çünkü o ata biner iner koşarken ata binip inmek falan filan yani var. O dönemlerde yani hiç kimsede olmayan bilgileri ve eğitimleri kendini o kadar zorlayarak, o imkanları kendisi için yaratarak. O filmler olsun diye işte. Aynen. O filmler olsun diye. Yani ya yoksa mümkün değil. Evet. İnanın. Yani ve başka bir şey değil bu. O adamın o aşkla yaptığı işler olağanüstü. O da bizim çiftlikte doğdu, o ufaklık. Ay çok tatlı. Evet. Öyle annesi... paylar falan var mı şu anda? O var, bir tane daha geliyor gibi gözüküyor yolda. Allah Allah. Bir iki tane daha yolda var galiba. Çok tatlılar ya. Peki senin oğlan ilgili mi böyle atlar matlar? Tabii tabii, şimdi mesela şimdi Atilla'ydı, çift, çiftliğe geliyor ama çok seviyor böyle hortumla ayaklarını yıkamayı falan. Tımar yapacak, bacakların arasından geçmeyi falan. Geliyor, ahırları teftiş ediyor bir kere teker teker. Aha. Ondan sonra şimdi bu arada şimdi atın sırtına bindiriyoruz böyle. Hani biri arkadan tutuyor, biri atın başını tutuyor, böyle şey yapıyor. Sen git. Kendi binecek ha. Dur yavaş. Ama işte ne güzel bir şey, çocukları hayvanlara mesela anneler babalar kendileri de korktukları için ay mayı falan yapıyorlar. Bütün çocukları köpeklerden. Kedisi köpeği ve kuşları var evde işte, zaten. Hani, ne güzel. Evet. Ve psikolojisi de çok doğru olur öyle bir çocuğun. Yani hayvanları severek büyütülen bütün çocukların psikolojileri çok doğru olur. Evet yani. Ya bir kere evet. Şeyden gerçekten hayvanlardan da o kadar çok şey öğreniyor ki. Mesela biz kediyle olan ilişkisine hiç karışmadık. Kediye kötü davrandığı zaman pençeyi yedi. Bu kedinin suçu değil yani. Var ufak bir iki tane façamız var daha, 2,5. ama tabii özgüvenini, kişiliğini, yani kendi karar verme yetisini geliştirmesini çok olumlu etkiliyor bunlar. Kesinlikle, kesinlikle. Bu da senin yeni kulübünün... Evet, evet, kulübümüzün bu tanıtım videosu. Peki gelelim bir gün vallahi çocuklarla. Çok mutlu olurum. Vallahi. Gerçekten. Ay bir Cengiz'e at bindirir misin? Bir şöyle dört nala gitsin. 5,5 yaşında kız bazen şey yapıyoruz. Maslığa falan geliyoruz at binmeye. Ha ne güzel. Vallahi mutlaka geliriz ya. Beklerim. Ama çok mutlaka Cengiz'e bindir olurum. Bir de dört nala. Ya hadi. Öyle patlıyor olmuyor. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Zale'ye de çok selam. Söylerim tabii. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet. Reklamlara çıkmadan önce İbrahim Erkal'la ilgili görüntüleri bir daha izleyelim. Ondan sonra reklamlara çıkacağız efendim. Evet efendim, Cemal Ünal'la sohbetimizden sonra Duymayan Kalmasın devam ediyor tüm hızıyla. Dün yayınlamıştık ya Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in beraber fotoğrafları. Evet. Ve her zaman da işte şeyi konuşuyoruz, hani bunların ne kadar hani, dozunda paylaşımlarını. Dozunda, evet. İşte abartmıyorlar şeyleri, sevgilerini de ya da sevgilerini birbirlerini abartsalar da sağa sola göstermekte ya da sosyal medyada paylaşmakta abartmıyorlar diye. Ama şunu da seviyorum. Yani Kıvanç Tatlıtuğ boştaki bütün zamanlarını eşiyle geçiriyor. O doğru. Ben hiç onu arkadaşlarıyla birlikte bak, bir yerde aynen, görmedim. Arda Turan gibi falan öyle hiç bir görmedim. Şey yok. Hep sevdiği insanla, sevdiği kadınla geçiriyor. Hı hı. Şey de öyle. Burak Özçivit de öyle. Doğru. O da Fahriye'yle geçiriyor. Aynen. Farkındaysan kafede orada burada ben ikisini yalnız arkadaşlarına eğlenirken hiç görmedim. Sen gördün mü? Hayır işte. Görmedim. Beraber vakit geçiriyor ve bundan zevk alıyorlar. Bu da çok önemli bir şey yani. Geçen hafta işte hemen diziden bir off günleri olunca koşarak şeye gidiyorlar. Bodrum'a gidiyorlar. Paylaşıyorlar balık malık beraber. Ve tabii ki mesela işte işe de belki yansıyor ya. Belki Cesur ve Güzel'in de bu kadar... pozitif olmasının, anladın mı? Tabii ki insanın özel hayatındaki herhalde iş... yani insan mutlu olduğu zaman işine de yansıtıyor. Mutsuz olduğu zaman işine de yansıtır yani. Aynen. Güzel bir birliktelikleri var ve beraber kaliteli vakit geçiriyorlar. Belki çok uzun zaman beraber geçiremiyorlar çünkü Kıvanç çok yoğun çalışıyor. Doğru. Ama zaman buldukları anda birbiriyle geçiriyorlar. Mesela böyle bir adamın, yani mesela sabah işe giden erkekler
mesleklerinden geliyor. Sabah 9'da işe gidiyor mesela 8'de. Akşam 6'da 7'de evine geliyor. Bu adam arkadaşlarına da zaman ayırabilir. Ailesine de ayırabilir. Kendine de ayırabilir. Doğru. Ama bu adamların bu kadar çok herkese zaman ayırma gibi bir hakları yok. Evet. Çünkü hayatları şey... Ne denir? Düzenli değil. Evet. Yani sevgilisine ve eşine vereceği saatler düzenli olmadığı için zamanını, yani geride kalan zamanını eşinle geçirmek zorunda ki o evlilik doğru gidebilsin yani. Kıvanç da bunu çok başarılı yapıyor. Aynen, dizi aynen tarafında da başarılı yapıyor. Bakalım evet, bu Cesur ve Güzel'de neler olmuş, neler Cesur bitmiş. Cesur ve Güzel he? Olağanüstü. Evet, bir bakalım ne olmuş. Savcı Bey, dosyaya ekleyeceğiniz yeni bir tanık veya deliniz var mı? Evet Sayın Hakim. Yeni bir tanığın daha dinlenmesini talep ediyoruz. Olay yeri inceleme uzmanı Atilla Özbatur. Cinayet mahallinde bulunan kafesin uzaktan kumandalı bir mekanizma kullanılarak açıldığı doğrulandı. Söylemiştim ben size ya. Ben suçsuzum. Bakın sessizlik. Düğmeye başkası basmış. Devam edin. Atilla Bey, geçen süreçte yaptığınız incelemeler doğrultusunda başka bir kanıta daha ulaştınız. Doğru mu? Doğrudur. Söz konusu kafesin imalatında kullanılan malzemelerin nereden temin edildiğini söyler misiniz? Maktul'ün içinde tutulduğu kafesin imalatında kullanılan malzemelerin Sühan Korludağ'a ait cam atölyesinin deposundan temin edildiğini saptadık. Şuan ne diyor bunlar? Anlamıyorum, böyle bir şey mümkün değil. Olamaz efendim, olamaz böyle bir şey. Kızımın böyle bir olaya karışmış olması mümkün değil canım. Sanık sessiz olsun lütfen. Oturun. Oturun. Mümkün değil. Ayrıca olaydan kısa bir süre sonra atölyedeki işinden ayrılan gece bekçisi var. Cüneyt Kayaoğlu. Bu Kayaoğlu'nun davanın seyri açısından önemli bilgiler sağlayacağını düşünüyoruz efendim. Peki nerede bu adam? Ulaşabildiniz mi ona? Hayır efendim. Ama emniyet hala arıyor. Biz de bu yüzden davanın ertelenmesini talep ediyoruz. Bol. Yoksa fena olur. Yoksa ne olur Rıza? Cesur'un anasını senin öldürdüğünü ispatlayan görüntüler. Lan! Hani Allah'ın işi bu ya. Birden ortaya çıkıverir. Bebeğimiz olacak. Gel her şeyden vazgeç. Gidelim buradan. Buraya neden geldiğini unut. Hayatımıza neden girdiğini unut. İntikam hırsını unut. Yeni bir hayat kuralım. Bir aile olalım. Sadece Cesur ve Sühan olalım. Bebeğimizi beraber büyütelim. Ne cevap verirdin? Sana bunu söylemeyeceğim.
Çünkü bu şansı bana tanımadın. Çünkü artık çok geç. Belki değildir. Korlu da mahkemeden yırtmak üzere şu anda elimizdeki en önemli şey senin şahitliğin. Bilip bilmeden kimsenin günahına giremem benim. Onunla hiç muhatap olmadım ben. Kevin'le muhatabım? Adamıyla. Adamı kim? Adamı kim? Salih mi? Yanındaki adamı Salih mi? Demirleri Salih mi istedi? Tahsin Bey istemiş köye. Ama aslını astarını bilmem. Gece vakti gelip gizlice çıkartınca huylandım aslında ama üstüne de düşmedim. Ne de olsa Tahsin Bey'in en baş adamı. Beni ne işe soktuklarını bilsem yapar mıydım beyim? Zavallı bir kadının istemeden günahına girdim. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Adaleti kaçarı olarak duyunca Gülü hiçbir şey görmeyecek, sonunu burada alacak. Cesur da gelince neye uğradığını anlamadan geberip gidecek Tahsin bizim. Cesur'un anasını sen öldürdün. Çünkü Cesur'un da beni öldüreceğini düşünüyordun değil mi? Yazıklar olsun lan sana. Kandırdı beni Tahsin Bey. Tuzak kurdu. Kandırdı. Onu polise anlatırsın. Tahsin Bey. Çıkın kötüyü. Çıkın. 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 Sıralar sesi fazla çıkmaya başlamıştı. Ne yalan söyleyeyim, sen yapmasan ben yapacaktım. Beni bir iki dertten kurtardın, sağ ol. Ama senin için üzülüyorum. Bütün suçlarını örtbas edecek tek adamını da öldürdün. Ne yapacaksın şimdi tek başına? Geberteceğim ulan seni! Geberteceğim ulan! Gebertemezsin. Gebertemezsin. Neden biliyor musun? Eğer beni öldürürsen, şu elimde gördüğün telefonun içine az önce kaydettiğim görüntülerin hepsi polisin eline geçer. Ali, baksana buraya. Elini arabadan ayırma. Evet, Cesur ve Güzel'de bunlar olmuştu ve merakla izlenmeye devam ediyor dizi efendim. Serdar Ortaç'a bakalım mı? Serdar Ortaç da mesela eşine çok zaman ayıran, sürekli onunla, o da biraz fazla mı bilmiyorum. O her şeyde ya, çünkü beraber. Bir şey söyleyeceğim, bu bir tercih meselesidir. Yani erkekler erkek arkadaşlarına da oturmak isteyebilir, maç seyretmek isteyebilir, bir yerde oturmak, yemek yiyebilir ama genelde baktığın zaman sanat camiasının geneline, oyuncusu olsun, şarkıcısı olsun, herkes sevdiği kadınla beraber olmayı tercih ediyor. Evet. Yani onların da arkadaşları yok mu? Arkadaş çevreleri yok mu? Ama bakıyorum, değil mi? Önümüze gelenler hepsi böyle. Doğru. Çünkü şöyle,
Zamansız adam bunlar. Bunlar sabah 9, akşam 5'te eve gelen adamlar Serdar değiller. Serdar tam öyle. Bak şimdi Serdar'ın bir VTR'si var, onu izleyelim. Hı hı. Ondan sonra da Klön'ün, eşi Klön'ün yaptığı Serdar taklitlerini, Yıldız Tibe'yle danslarını falan da izleyeceğiz. Önce bir VTR'ye bakalım. Parayı da kazandırdı 18 bin. Ne Görüşte, yaptım? Atınız. Şöyle bir at hediye ettiler bana. Ama hakikaten şahane bir at yani. Hem sağlıklı hem de çok iyi koşuyor. Miami'deyken Amerika'dan, New York'tan abi kardeş Mertkan'la İlkay geldi. Evet. Babaları da Tuncay Baba. Tuncay Kantarmacı galiba, yanlış söylemeyeyim. Türkiye'nin iyi jokeylerinden bir tanesi, at jokeylerinden. Geldi dedi ki Serdar abi biz seni çok seviyoruz, senin şarkılarınla büyüdük. Sana bir tane at hediye etmek istiyoruz. Beraber ortak olacağız. Bu at New York'ta koşacak. Direkt Miami'deki at çiftliğine götürdüler. Şaka gibi gittim. Orada ata isim koy diyorlar bana. Oğlum dedim, Amerika'da atım mı oldu benim şimdi? Sonra şaka değilmiş. Bana resmen bak Serdar Ortaç at sahibi diye sertifika aldılar. Süper. Ve Lunar ismini koydular ata. İlk yarışında ikinci oldu. Çok kazandırdı. 2000 dolar mı ne yaptı? 18 bin TL yazıyordu. Sanmıyorum abi. Benim yani hesabımı aldılar. At kazanırsa sana yatırırız dediler. Ben bakmadım. Atın ismini niye Lunar koydunuz diye bir tepki geldi mi? Hayır. At zaten hazır tay değildi bu. Olmuş, yetişmiş bir attı. İsmini koymuşlardı Lunar diye. Şimdi ikinci eğer bir tay alırsak ismini hanım koyacak. Sizi düşünür müsünüz böyle hani birinci olduktan sonra at çiftliği kurayım, böyle hobiler? Baba yani benim balık tutma zevkim var. Bilmiyorum, onu da hobi edinirsem olur. Hastalıktan dolayı at çiftliği sıkıntılı mı? Yok abi, taş gibiyim ben ya. Hastalık öyle düşünmüyorum bile. Bisikletler devam ediyor. Tabii her gün. Peki kumardan vazgeçmişsiniz hani, bu da biraz kumara giriyor gibi, tepkilerden korkuyor musunuz? O zaman iddia kumar, milli piyango kumar, at yarışı kumar, her şey kumar. Hayat da kumar zaten. Şimdi arabaya biniyoruz, Allah korusun, kumar oynuyoruz. Yani o mantıkla gidersen her şey kumar. Ayrıca ben artık kumarla ilişkim yok yani. Çocuğu evet. Soralım en son. Hani 80 yaşına kadar baba olmuş. Çocuk yok, at var abi şu an. Evet, Serdar Ortaç böyle eğleniyor, eşiyle de eğleniyor. İşte Klön'ün taklitleri böyle. Tabii çok tatlılar. Yıldız Tilbe'nin de kafası böyle, danslar manslar tabii ki her zaman. Yıldız Tilbe, Yıldız Tilbe yani. Onun da davası böyle hala devam ediyor, gözüküyor. Yani bazen böyle dışarıdan çok eğlenen, deliliğe vuran kadınların içinde fırtınalar da kopuyordur. Evet. Bakma Yıldız Tilbe çok nerelerden geldi de nerelere geldi. Yani bunu kaldırması da çok olağan değil yani aslına baktığın Doğru. zaman. Yıldız da zaten Serdar'a söz yazdığı için işte onları paylaşıyor. Yeni albümünde Yıldız Tilbe'nin de bir şarkısı olacak efendim Serdar Ortaç'a. Peki evet. Günün son haberi, haftanın son haberi bu olsun ve veda edelim artık. Ne yapacaksın hafta sonu? Ben bugün Bodrum'a gidiyorum. Oh hadi bakalım. Hafta sonu kaçamağa. Kaçamağa gitmiyorum, ne alakası evet. var? Yani tatil kaçamak anlamında canım. Sevgiliyle kaçamak demedim ya. Ay sevgiliyle gidiyorum ama ev tutuyoruz çünkü. O yüzden de şimdiden gitmemiz gerekiyor. Önceden o yüzden hazırlık, yaz hazırlık başlamış. Bütün efendim. Yaz inşallah orada olacağız. Peki efendim. Sürpriz yapabiliriz Aynen. belki, belli olmaz, bir şey sözünü vermiyoruz ama. Haftanın sonuna geldik. Hepinize çok iyi haftalar diliyoruz. Pazar günü referandum var tüm Türkiye için. Çok iyi, çok keyifli geçsin. Evet. Huzur içinde geçsin efendim. Güzel kararlar herkese değil mi? Güzel Aynen. kararlar verelim i̇yi hafta arkadaşlar. Sonları, öpüyoruz sağlıklı, sizi. Sağlıklı, mutlu. Görüşmek üzere pazartesi.